Tuna Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkürler. Okan Bey, siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Bir hızlıca kendinizi tanıtmayla başlarsanız herkes sizin yaptığınız inanılmaz güzel işleriniz var, çözümleriniz var. Müthiş bir hayat hikayeniz var. Sağ Yaptığınız olun. inanılmaz büyük başarılar Estağfurullah. var. Bunları da duysunlar insanlar, sizi tanısınlar istiyorum. Evet, öncelikle izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bu pandemi sürecinde en başta bunu söylemek gerekiyor gerçekten. Ben Tuna Akçay, doçent doktor Tuna Akçay. 21.09 yani 21 Eylül 1981 yılında Çanakkale'de doğdum. Daha sonra eğitim hayatımda Mersin Üniversitesi'nde başladım yüksek öğretimimi. Babam asker olduğu için 11 yerde yaşadık. Türkiye'nin 11 farklı yerinde yaşadık. Ve yüksek öğrenimi dediğim gibi lisansımı Mersin Üniversitesi'nde başladım. 5 senede bir sene hazırlık Almanca olmak üzere Mersin'de bitirdim. Daha sonra yine Mersin Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra doktora için de Almanya'ya, Köln Üniversitesi'ne gittim 2009 senesinde. Orada tabii benim için çok büyük bir şanstı. 3 sene boyunca Almanya'da doktora yapmak ve Avrupa'yı bu noktada analiz etmek benim için çok önemliydi. Ve 3 sene burada çalışmalar, doktora çalışması yaptım. Sonra danışman hocamın daveti üzerine doktoramın devamı etmesi anlamında Gazi Üniversitesi'ne geldim ve orada öğretim görevlisi kadrosuna geçerek akademik hayatıma 2012 senesinde başladım. Tabii akademik hayata başladıktan sonra bu çalışmalar, doktora tezimi de 2016 senesinde bitirdim, doktor unvanını aldım. O ölü kültü çalışması yapıyorum, ölümle ilgili ritüeller çalışıyorum. Yani arkeoloğum, klasik arkeoloğum, eski çağdaki ölü kültü, ölüm ritüeller, mezarlar, yani mezarcıyız. Herkesin tabiriyle kazıcıyız, mezarcıyız. Buna dair çalışmalarımı yaptım. 3,5 sene içerisinde de doktoradan sonra 3,5 sene içerisinde de doçent unvanımı alarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünde akademik hayatıma devam ediyorum. Bu tabii bizim akademik hayatımız. Bir de sanatsal hayatımız da var. 2000 yılından beri de fotoğraf sanatıyla ilgileniyorum. Türkiye'de 2000-2005 arasında dijital yani dijital fotoğraf makineleri ortaya çıktıktan sonra biz fotoğrafı daha da hızlı hale getirmeye başladık. Daha da ilgilenmeye başladık. Tabii bu benim için fotoğraf sanatı arkeolojik kazılarla hayatıma girdi. Ondan sonra orada da 20 senedir fotoğraf sanatıyla da ilgilenerek 100'e yakında ödül aldım. Ulusal ve uluslararası anlamda. Hocam millet En ömründe son. bir tane ödül alıyor. 100 nasıl oluyor bu ya? Böyle çok büyük bir sayı değil mi? Yani büyük sayı ama fotoğraf 20 yıla bakacak olursanız işte en ilk ödülüm de 2008'de aldım. Ha, 20 Şimdi yıl aslında azmış hocam. Hocam millet yani ömründe en son bir 102 idi. tane. Saymıyorum artık. Yani güzel ödüller, takdir gördük Okan Bey. Çok şükür güzel çalışmalarımızı akademik anlamda da, sanatsal anlamda da yapıyoruz. Mottomuz da şu, bilim ve sanat ülkemize hizmet etme aracıdır diyoruz. Hocam şimdi tabii kafalarda hep bunlar farklı kavramlar gibi algılanıyor. Hani bilim deyince herkes işte bir Tesla, Mesla, Einstein bakıyor işe. Sanat deyince de işte entel dantel işte böyle şey resim yapan adam canlanıyor. İşte biraz daha fazla düşünürse Bach, Mozart falan filan geliyor. Tabii şimdi sizin bahsettiğiniz tabii ki sanatla yaptığınız bilim aslında değil mi? Birbirine örtüşen iki şey. Hani siz sonuçta Evet. o kazılar dediğiniz gidip belki yüzlerce gidip yerlere çünkü kimse ilk defa insanların ya yani ilk sizin gördüğünüz şeyleri yaptınız. Yani ilk belki Aslında acayip ilk acayip bir yere vardınız. değindiniz.
Okan hocam, yani benim acayip bir şeyime değindiniz. Bundan acayip bir şekilde mağdurum aslında. Yani bilim ve sanatı ayırmak kadar saçma bir şey yoktur. Hani bilim, özellikle arkeologsanız eğer, hani arkeologsanız, sanatı ayırıyorsanız, mesela bana çoğu zaman akademik hayatımda, işte fotoğrafla da ilgilendiğim için, ya sen sanatçı mısın, bilim insanı mısın diye birçok konuşmalar gerçekleştirmişlerdi. Ve ben hani Kudüs'te, Makedonya'da, Tataristan'da, Arnavutluk'ta, birçok yerde sergi de açtım. Yani kişisel sergi de açtım. Yurt dışını, yurt içini saymıyorum artık. Ve hep yaptığımız işlerde, sergi çalışmalarımızda, fotoğraf çalışmalarımızda, bilim insanlığı sanki bir üst tabaka, aman sen sanatla ilgileniyorsun gibi bir perspektif vardı. Halbuki arkeoloji neyi çalışıyor? Yani biz bulduğumuz eserin sanatsal noktalarını değerlendiriyoruz. Ben mesela seramik dans dersi anlatıyorum. Seramikteki sanatsal noktalara değiniyorum. Heykel anlatıyoruz, mimari anlatıyoruz. Yani bizim aslına bakılırsa arkeoloji eğitimimiz sanatsal gelişimimizi de destekliyor. Biz geçmişin sanatını şu anda öğrencilerimize anlatıyoruz ve aktarıyoruz. O yüzden bilim ve sanatı ayıran maalesef çok yönlü, hani çok yönlü olmamasını tavsiye eden hocalarımız var. Maalesef onlar hani eskide kaldılar. Zaten birazdan yenilikçi bir perspektif size çizeceğim, anlatacağım. Evet hocam, sizin tabii yenilikçi tarafınız var. Bir de bazen şu da var hocam, ben kadim bilgi dediğimiz bir şey var. Hani mesela Frigyalılar zamanında bir sanat bir şey var. İşte atıyorum, ya da siz çok daha iyi bilirsiniz, Asurlar'da var. Bakıyorsunuz bu zaman içinde kaybolmuş ve bilinmez hale geliyor. Aslında siz o geçmişten o bulduğunuz şeyi bugün tekrar aslında gün ışığına çıkardığınızda, ya da bugün işte Mısırlarla ilgili zaten çok çalışma var. Hani zamanında adamlar bunu yapıyormuş, şimdi yapamıyoruz. Ya da bir İskenderiye Kütüphanesi meselesi var. Diyorlar ki işte İskender Kütüphanesi zamanında kuantum zaten bulunmuştu. Ama aradan yakınca kütüphaneye 2000 sene çöpe gitti. İşte Einstein bir daha buldu, havaya girdi. Aslında bu kaç bin önce bulunmuyor. Bazen böyle bir kadim bilgilerin de yok olması gibi, sizin gibi değerli üstadlarımızın, hocalarımızın bunları gün ışığına çıkarmasıyla aslında bazı şeyler bir daha kazanılıyor mu? Hani sanki böyle bir şey mi var? Ya da bunları ıskalıyor muyuz? Bunları biz ciddiye mi almıyoruz? Mesela bir taşa gidip adam diyor ya taş diyor, işte ben de Vanlıyım hocam bu arada. İşte Van'da böyle bir mağaralar varmış ilk çağlar kalan. Akrabama dedim ki ya dedim beni bir gezdir daha, orada bir işte şey var. İşte bilmem ne çağından bir şey var. İşte onu, o mağarayı görmek. Abi orası diyor çok kötü. Resim mesim çizmişler duvara diyor. Her taraf diyor leş gibi kokuyor. Ne işin var? Resim mesim dedikleri duvar yazıları yani şeyler. İlk çağdaki o milletin dünyadan 10.000 kilometre ileride insanların geldiği şeyler ve götürmediler hocam. İçimde kaldı hala. Yani böyle bir şey de var. Yani sizin arkeolojiyle ilgili böyle bir insanların kafaları... Arkeoloji herkes arkeolog bizde. Hani birçok kişi arkeolojiyi iyi biliyor. Hatta bizim mesleğimizde keşke arkeolog olsaydım diyor. Ama ben her zaman söylüyorum. Arkeolog olan bin pişman, olmayan bir pişman. Bak ben mesleğimi seviyorum. Fakat şu anda sıkıntılarımız var. Hani arkeoloji anlamında sıkıntılarımız var. Neden? Şu anda Türkiye'de bölümler kapatılmaya başlandı. Yaklaşık %99 mezunlarımız işsiz. Neden? 19. yüzyıl yaklaşımı devam ediyor. Biz bunlara çare olmak zorundayız. İşte ben doçent olduktan sonra artık bunlara dair çalışmalar gerçekleştireceğim. Yani sizin o bahsettiğiniz yanlış bilgileri, halka aktarılmayan bilgileri, bunun nedeni halk değil. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. Yani evet, o söylediğiniz şeylerin halk bilmek zorunda değil ya da bilemez. Yani biz detaylı bir şekilde aktarmadan, insanların gözüne, algısına sokmadan ve insana, halka inmeden, bakın biz lümpen anlamda yukarıda kalıyoruz anlattığımız evet şeyler. Şimdi bir tane örnek vereyim, hani bu popülist bir örnek olsun. Bir yönetici kazınıza geldiği zaman siz yöneticinize şöyle anlatırsanız, mesela vali geldi kazıya.
Sayın efendim, şu görmüş olduğunuz nymphaeum milattan önce 3. yüzyılın 3. çeyreğindedir. Gördüğünüz yukarıdaki arşitrabloğunu biz yukarıya kaldırdık derseniz adam hiçbir şey anlamaz. Ama siz bunu görselleştirerek, 3D olarak modelleyerek önüne koyarsanız ve bunu işte Roma döneminde bayındırlık hizmeti varmış. Bakın Roma çalışıyormuş o dönemde. Propaganda yapıyormuş. Orada hizmet vererek, çeşme binası getirerek, su getirerek derseniz halka indirgemiş olursunuz. İşte bu tarz söylemlerimizi arttıracağımız bir yenilikçiliğe ihtiyacımız var Okan Bey. Bir de hocam şey de var sanki biraz, yani bu konuda işte bilen bilmeyen, siz çok güzel örneklediniz. Yani bilen bilmeyen herkes bir şeyler söylüyor. Ve eksik ve yanlış söylediği zaman havada kalıyor. Mesela siz ne güzel şu an bir örnek veriyorum. Bayındırlığa bağlayarak bir bugünkü günümüze getirip benim bugünkü kafamı anlayabileceğim bir formata sundunuz. Ve ben artık anlayabildim. Siz bizim şeyimizi anlamak zorunda da değilsiniz. Yani vali de anlamak zorunda değil. Ama alttaki cahil yani okumamış, cahil derken şöyle okumamış insan da anlamak zorunda değil. Ama siz ona aktarmak zorundasınız. Yani eğitim metodudur, öğretmek metodudur bu. Ama siz yukarıdan bakarsanız işte ben turizmci değilim, ben şu değilim, bu değilim diye bir lümpen, bir elit tavır içerisinde olursanız defineciler daha da arttırırsınız. Evet. Hocam mesela bunu ben yaşadım da, bir sert harabeleri var işte İzmir'de, yakın İzmir'e. Hatta İngiltere'den bir adamla yazışıyorduk. İşte hocam nasılsınız? İşte yazın gelin görüşelim falan. Ben de zaten her yaz İzmir'deyim yani. Ben de orada çadırım var. Geliyorum orada yatıyorum kalkıyorum. Benim için orada yatmak kalkmak. Yani adam her yılın 2-3 ayını çadırda yaşayıp sert harabelerinde yardım ederek geçiriyor. Bir adammış. Neresiymiş orası falan dedik yani. Bilmiyoruz. Ben ona sonra kimse bilmiyor çağırdım. Dedik ya bir dakika, bilen biri vardır illa. Neyse bilen birini bulduk falan. Otobüste gittik. Hoca gelecek, rezil olmayalım yani. Elin İngiliz'ine rezil olmayalım diye Türkler gittik. Neyse iyi bir rehberle denk geldi. Orada bir tane taşa bakıp bize 20 tane hikaye anlattı. Aa dedik, bu Lidyalılar burası mıymış? Ya şu para burada mı basılmış? Aa şu Midas'ın kulakları. Abi meğersem 1000 tane duymuşuz ama neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani, ama orada elin İngiliz'inin mahcup olmayalım zoruyla gitmemize rağmen, hani işin gidişat tarafı gerçekten kötü bir şey. Ve bahsettiğim çevremdeki adamlar da işte prof sözde bilmem ne. Ama orada doğru bir rehber sayesinde de bu sefer gerçekten anladık bazı şeyleri. Sonra o adam geldiği zaman da biz aslında İzmirliyiz de biz Sart'ı biliriz falan. Neyse rezil olmadık. Ya eli İngiliz'e rezil olmayalım diye öğrendik. Yani öğrenmek için gittik yani, ama sonra... Öğrenmememiş olmanız, yani öğrenmemiş, bu sizin kabahatiniz değil. Bunu net bir şekilde, mesela Milli Eğitim'de bir arkeoloji öğretmeni olması lazım değil mi? Yani yok şu anda. Tarih öğretmenleri var ama arkeoloji de arkeologlara da iş imkanı sağlayacak. Bunu inşallah yukarılara çıktığımız zaman ilk başta yapacağım işlerden bir tanesi. Yani arkeoloji öğretmeni olmanız gerekiyor. Ve bilim insanları insanlarla omuz omuz olması, kendini yukarı tepede yapmaması. Bilim insanlığa dokunursa güzeldir. Yani insana dokunacaksınız. İnsana hedef alacaksınız. 3-5 kişinin okuyacağı şey için siz hayatınızı, kariyerinizi vermeyeceksiniz. Tüm ülke için, insanlık için çalışmanız lazım. O yüzden kabahat, bilmemenin kabahati, ben bu zamana kadar da söylüyorum, arkeoloji hocalarının hep büyük hocalarındır. Kimse elinin taşı altına sokmamış. Kendi akademik, şimdi şu anda çok önemli bir kelime söyleyeceğim. Akademik kendileşme diye bir şey vardır. Yani akademik anlamda ilerlemeyi hedef alan ya da akademik anlamda dekan olmak isteyen ya da bilmem ne olmak isteyen, idari görevlerde bulunmak isteyen o insanlar var. O yüzden biz bunları yapmayacağız. Yani yeni nesil hocalar olarak özellikle bunu net bir şekilde söylüyorum. Yeni nesil akademi bilim insanları olarak, arkeologlar olarak biz bunu kesinlikle yapmayacağız. Halka götüreceğiz, insanlara götüreceğiz. Hedeflerimiz var, birazdan bahsedeceğim size. Hocam bu arada yabancı şeylerimiz de var, takipçilerimiz de var. Ranatina Martins Kuy, yani Uy selam demiş herhalde anladığım kadarıyla. Oy. İspanyolca. Hakan Eken iyi yayınlar diliyorum demiş. Bülent KVK iyi yayınlar demiş.
Şerif Üzgü Üstadımız, o da müzisyendir ve kendisi de bir müzik konusunda da bir özel bir insandır. Zaten bizim programa da daha çıkmıştı. Güzel de bir sorusu var hocam. Yani soruların vaktini bilmiyorum ama ben soru geldikçe böyle sorasım var. Hep her zaman. Siz de müsaitseniz sorayım. Yani da bunu not alalım. Çünkü bilim insanları ile sanat insanların yan yana gelmesini bir araya getirelim. Bakın. Gelememesi gelebilir. Zaten sizin buna kısa bir cevabınız vardı ama daha uzun cevabı daha sonra da isterseniz verebilirsiniz. Tabii. Ben zaten bu işin tam adresiyiz. Yani bilim insan, hem arkeoloji bilimle uğraşıyorum hem de sanatla uğraşıyorum. İnşallah bunu güzel detaylandıralım. Sizin sayenizde hocam birleştireceğiz. Yani sizin gibi herkes hem bilim hem sanatla ilgilenemeye olabilir. Çünkü sanat gerçekten farklı bir beyin yapısı gerektiriyor, bir şey gerektiriyor. Bilim belki farklı. Ama sizin gibi hani bazı böyle meslekler, hani arkeoloji, mimarlık gibi meslekler, bunların bir arada olması ve dengeli olması çok daha güzel sonuçlar çıkarıyor. Siz de o özel insanlardan birisiniz ve hala bu bilim sanatı birleştirme tarafında da eminim ülkemize de çok faydanız olacaktır. Ya da en azından birbirini anlamaları için. Çünkü genelde kimse birbirini dinlemediği için hocam bir de anlamıyor. Hani ana problem şu, kimse kimseyi dinlemiyor. Sonra biz anlaşamıyoruz. Abi bir dinle bakalım ne diyor yani. Anlamaya çalış ya da sen onu anlatmaya çalış. Yani bu yok. O beni anlamıyor. Ben anlaşılmıyorum diyor. Herkes bunu çok seviyor. Böyle bir ülke. Hocam tabii sizin bir de fotoğraf tarafınız var. Ve 20 yıldan üzerinde zaten böylece de belirttiniz. Yüzlerce ödülünüz var. Bunu neden önemli hocam sizin için fotoğraf sanatı? Bu sanat dalında bir hedefiniz var mı? Zaten gerçi çok ciddi bir yol almışsınız ama hani daha da neler düşünüyorsunuz? Hedefleriniz arasında neler var? Sanat, fotoğrafla ilgili en azından. Evet, şimdi biz fotoğraf sanatını 20 yıldır yapıyoruz. Burada fotoğraf sanatıyla ilgilenen arkadaşlarımız da vardır, izleyenlerimiz de vardır. İşte ödüller aldık. Bakın, dernek kurduk, dernek başkanlığı yaptık. Ve sistemi de çok iyi biliyoruz. Kim nasıl ödül alıyor? Estetik anlamda nasıl bu iş yürüyor? Şu anın güzeli nedir? Estetiği nedir? Yeni dünyanın estetiği güzeli nedir? Fotoğraf neden önemlidir? Sorusu çok önemli bir soru aslında. Fotoğraf yeni dünya düzeninde gözün iktidarı vardır. Bakın, önemli bir kelime bu. Gözün iktidarı dönemindeyiz. Yani görselin iktidarı dönemindeyiz. Görsel her yerde artık. Yani tişörtlerimizde, kotumuzda, billboardlarda, ekranda, her yer dışarıya çıktığınız anlamda imge sizin beyninizin içerisine yerleşiyor. Yani bu bir algı noktası. Gözün iktidarı döneminde görsel, video o yüzden çok önemli bir yerde olması gerekir. Ve şunu da net bir şekilde söylüyorum, yönetilmesi de gerekir. Şimdi Türkiye'de biz artık ben Avrupa birincisi olduktan sonra, işte 2010 senesinde, birazdan da anlatacağım. 2010 senesinde Avrupa birincisi oldum. 14 bin fotoğrafçı arasında, işte UNESCO'nun en iyi fotoğrafçısı seçildik. Türkiye'nin en iyi ödülü olan devlet fotoğraf yarışmasını, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu devlet fotoğraf yarışmasını iki defa kazandım. Her şeyi aldık. Şimdi biz bunun yönetme tarafındayız Okan Bey. Yani yönetilmesi gerektiğini ve devlet ile, yani şu andaki yönetimle sanatın, fotoğrafın bir araya getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. En büyük hayalimiz de bu. Nedir bu hayalimiz? Yıllardan beri yapmak istediğimiz Avrasya Fotoğrafçılar Birliği'ni kurmak istiyoruz. Çünkü şu anda dünya Paris merkezli, yaklaşık 35 metrekarelik bir odası olan bir Dünya Fotoğrafçılar Birliği tarafından yönetiliyor. Fakat yönetilen bu Fotoğrafçılar Birliği para ile size şey veriyor, ünvan veriyor. Mesela ülkede de, Türkiye'de de bunun için paralar akıtıyor millet. İşte ünvan alabilmek için, oradan ünvan alayım diye. Fakat biz liyakat usulü ve gönül coğrafyamızın bir arada olduğu devletin de desteğiyle bir fotoğrafçılar birliğini kurmak istiyoruz. Sanatı bu noktada sanatçı havuzunu oluşturup dünyaya aktarmak istiyoruz.
En büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Çünkü biz Türkiye'deki sıkıntıları biliyoruz. Çünkü Türkiye'deki fotoğraf federasyonumuz da var. Sadece yarışma odaklı. İnsanları yarıştırarak bazı şeyler yapıyor. Fakat fotoğraf artık diplomatik bir dil, Okan Bey. Diplomatik bir dil olduğu için biz kültürel diplomasiyi yönetmemiz gerekiyor. Yöneteceğimiz yerde Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu da çok iyi biliyoruz. Coğrafyasına da hakim olduğunu biliyoruz. Ve çok fazla bakiyesini yani Balkanlar, Türk Cumhuriyetler, Orta Doğu gibi noktalarda çok fazla da bakiyesi olduğu için bunu bir araya getirecek bir organizasyon en büyük hayalimiz. Yani biz FIAP değil, Avrasya Fotoğrafçılar Birliği'ni kurup bunu başardık. Isparta Davras Kongresi'nde 30'a yakın ülkenin Balkanlardan, Türk Cumhuriyetlerinden, Orta Doğu'dan gelen arkadaşları bir araya getirdik. Orada bir deklarasyon imzaladık. Beni de komisyon başkanı ilan ettiler. Bunu biz, benim en büyük hayalim, bunu yapmak istiyorum. Çünkü biz bakın bir fotoğrafla nelerin değiştiğini çok iyi biliyoruz değil mi? Bu Aylan Bebek'in sahillere vurmuş fotoğrafıyla binlerce kişi Avrupa'ya geçmek zorunda kaldı. Kamuoyunun baskısı nedeniyle. O yüzden biz fotoğrafın gücünü çok iyi biliyoruz ve bunu stratejik olarak yönetmek istiyoruz. Yani fotoğrafın yönetme tarafındayız. Evet. Hocam bu arada sizin fotoğrafınızı ben de bu arada ona uğraşıyordum. Evet. Bu fotoğraf değil mi hocam? Bunun da bir hikayesi var. Bu hikayeyi de anlatırsanız. Evet evet. Bu benim için çok önemli. Hayatıma şey katan, bereket getiren bir fotoğraf. Bu çocukları 2009 senesinde Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Uzunca Burç beldesinde fotoğrafladım. Bir kazı çalışması esnasında yörük çocukları bunlar. Yörükler bir ekmek fırınında kardeşini ne kadar seviyorsun dediğimde işte bana bir cevap verdi, öptü. Ben de onun fotoğrafları çektim. Bu fotoğrafın ismi Halil İbrahim Bereketi. Halil İbrahim hikayesini de biliyorsunuzdur. Bu çocukların gerçekten de ismi Halil İbrahim. Hocam yine bir anlatın. İşte iki kardeş birbirlerini çok seviyorlar. İşte biri evli, biri bekar. Buğdaylarını biriktiriyorlar, hasatlarını yapmışlar. Kardeş birbirlerine çuvalla şey yapıyor. Diyor ki benim kardeşim bekar, onun çuvala ihtiyacı var diyor. Ona fazla bir tane veriyor. O da diyor ki benim kardeşim evli, ben de ona vereyim diyor. Böylelikle o çuval gidiyor geliyor. Bunu Halil İbrahim bereketi diyorlar. Anadolu'da da çok karşılığı var. Bu gerçekten bana bir Halil İbrahim bereketi getirdi. Bu fotoğraf sayesinde ben Almanya'dayken doktora yaparken Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu, Avrupa Birliği parlamentosunun yapmış olduğu fotoğraf yarışmasına gönderdim. 14 bin kişinin arasından 14 bin fotoğrafçı arasından düşünün 4 fotoğrafla katılabiliyorsunuz artık kaç bin arasından Avrupa birincisi oldu. Tabii bu çok büyük bir yankı uyandırdı. Yani Avrupa, ben o zaman Köln Üniversitesi'nin rektörü bizzat aradı. Avrupa Birliği Kültür Bakanı aradı, tebrik etti. Bunun dışında birçok üst düzey yetkili beni aradı. Ben tabii doktor öğrencisiyim. İnanılmaz bir etki benim için. Ben bununla Brüksel'e ödül törenine gittim. Avrupa Birliği'nin merkezine. Madrid'e ödül töreni yapıldı. Kralın elinden, İspanya kralının elinden ödül aldım. Fakat Türkiye'de bu çok büyük yankı uyandırmadı. Avrupa'da çok önemli bir yere geldi. Hatta bu fotoğrafı, bereketi biz dört dile çevirerek, bu hikayeyi dört dile çevirerek yayınladık. O andan itibaren birçok lokanta filan bunu bereket olsun diyor. Benden izin alarak lokantalarına filan astılar. Çok iyi. Hiç unutmuyorum. Bir gün bir profesörün evine gittik. Bir baktım benim fotoğraf.
Haç köşeleri var biliyorsunuz. Onlar haç köşeleri, ibadet yerleri. Haçı koymuş, altına bu fotoğrafı koymuş. Hani bereket gelsin, altta bu da var. Yani böyle farklı inançtan, kültürlerden. Çok yani güzel. Şaşırdım, haberim yok. Yani bu fotoğraf sayesinde gerçekten büyük bir yankı oldu. Geçen 2020 yılında da yılın fotoğraflarından bir tanesi seçildi bu fotoğraf. Benim Anadolu fotoğrafçıları arkadaşım Nazım Tetik gibi arkadaşlarımızın da fotoğrafları seçildi. Çok güzel bir etkiye sahip. Bu fotoğrafı çok beğeniyorlar. Hatta benden çok alma, yani asmak istediklerini söylüyor Türkiye'den arkadaşlar. O yüzden şimdi bir şeyle anlaştık, bir şirketle anlaştık. Onlara yönlendiriyorum. İsteyen olursa onları da, çünkü baskı problemli oluyor. Ben de sevmiyorum kötü renkler kötü çıksın. Gayet güzel halen mühle kağıda baskı yapıyorlar. İsteyen varsa ulaşabilir. Ben de ona link gönderebilirim. Hocam zaten bugün hediyeniz var sizin bir tane. Evet, evet, bir tane bundan hediye vereceğiz. Bu tablo hediye. Yani bugün programın sonuna kadar bizi seyreden arkadaşlardan sizin soracağınız, bu anlattıklarınızdan tabii soracağınız bir soruyu bilene zaten siz bir tane bu fotoğraftan vereceksiniz. Bir de kupa, 6 tane kupa. Bunlar da yine çok anlamlı kupalar arkadaşlar. Bu arada bana da bir tane sağ olsun hocam hediye etti. Böyle üzerinde evet. Burç yazıyor. Ben de ikizler burcuyum mesela. Burada barkodu okuttuğunuz zaman sizin günlük falınız geliyor. Yani ben bugün ne yapacağım, ne edeceğim? Benim bugün işte şeyde varsa inananlar tabii buna inanan vardır, inanmayan vardır ama şeye inanan, astrolojiye inanıyorsanız eğer ya da şeye, burçlara. Buradan telefonunuzda canı sıkıldığında şey yapıp barkodu okutup hemen o gün hakkındaki bütün burçlarınız şeyini alabiliyorsunuz. Ve böyle üzerinde hem amblemler var. Vallahi tabii, abim bu işleri iyi biliyor. Tabii, teşekkür ediyoruz. Tabii bize Tolga Bey tanıştırdı sevgili hocamla, Tuna hocamla. Biz de yeni tanıştık aslında. Tolga Bey abisi tanıştırdı. Ben de çok mutluyum yani. Kendisine onur duydum yani tanıştım. Böyle özel bir insanla tanışmak, onu da en azından birlikte benim de bir saatte olsa benimle vakit geçirmesi benim için çok büyük bir onur. O da sağ olsun. Hediye olarak da böyle bir şey vereceğiz. Bugünkü hediyemiz bol. 7 tane var ama bir tanesi büyük baba hediye. Yani dünya çapında ödüllü böyle hemen alıp evinize asabileceğiniz bir tablo ve direkt işin hocası tarafından, fotoğrafı çekilen, ödül alan kişi tarafından size hediye edilecek. Yani bunu şey yapıp bir hatıranızda ekleyebileceğiniz güzel bir şey. Yani onu sizin gidip başka birine almanız da var belki. Ya da ulaşamazsınız belki, bulamazsınız ama hocamızın elinden almanız, onun imzasıyla almanız tabii ki çok değerli. Hocam bu arada tablonun şeyleri geldi. Ben alabilir miyim bilmiyorum ama bu tabloyu mutlaka imzalayarak hediye etmelisiniz demiş. Zaten öyle olacak değil mi hocam? İmzanız olacak o tabloda. Bir de ben kitaplarımı da hediye edeyim. Benim 5 tane yazdığım kitap var. Arkeolojiye meraklı olan varsa. Mesela hediyeler arttı. Kaç tane hocam? Benim 4 tane kitabım var. Bir tane de çeviri kitabım var. Almancadan çevirdiğim. Gizem kültürleri üzerine. 5 olursa hediye ekstra. Vay. Arkadaşlar bu kadar bol hediyeli herhalde ilk program bu. Ağın eli tutulmaz. 5 tane de kitap geliyor. Yani 5 kitap, 6 tane şey özel, size özel bardak. Bir tane de tablo. 11 tane hediye var bugün. Vallahi süpersiniz hocam. Ağın eli tutulmaz. Böyle konuklar. Tamam, bunların hocam size tabii bir şey yapacağız ama şimdiden o mail adresini yazarsanız ben de paylaşayım. Oraya mail atanlar tabii soruyu bilenlerin arasından. Asya Hanım da şey yazmış. Tablo gibi bereketli bir gün. Tablonun içinde bereketler arttı. Maşallahlar gelmeye başladı hocam. Mehmet Akar maşallah demiş. Evet. Tam limited, bereketli bir sohbet demiş. Bu arada tam limited de tanıdık gibi geldi bana ama bilmiyorum. Var mı tanıdık sizde? İşte bu bizim tablomuzu gönderecekler. Evet. Tam limited de çok güzel internette sitesi olan bizim aslında bu geceki sponsorluk konusunda işte tabloyla şeyleri bize aslında yollayan firma. İnternet sayfasını bilen varsa isterseniz yazsın ya da siz biliyorsunuz hocam ben yazayım. Çok güzel de bir internet siteleri var. Onu bilen varsa yazsın. Yoksa ben bulur yazarım.
Onu da yayınlayalım. Orada çok güzel hediyelik ürünler. Çiğdem Hanım, ay kitaplar benim olmalı kesinlikle diye. Hocam kitapların şeyi de başladı. Programın sonundadır. Hocam yakınlarda size gösterir isterseniz nasıl kitaplardır. Bayağı böyle kaplı maplı şeyli kalın böyle. O ölüm ismi. Of. Sakat hocam Evet, yani ölüm. ölüm çalışıyoruz, Her ölümle saat ilgili. ölüm değil mi? Okumak nasip olur yani kitabı bitirmeyi. Bizim Nasıl bir ölüm? arkadaşımız vardı. Ölüm diye okuyunca. Bizim bir arkadaşımız vardı, fotoğrafçı. Çekti, ölüyordu. Onun gibi olmuş yani. Yani evet, yaşlıları çekiyordu genellikle. Öyle Rahmet. bir 3-4 tane ölünce biz de espri yaptık. Dedik, çektiğin ölüyor diyor filan. Şeydi neydi hocam? Rahmetli bir tane şey vardı. Sokak insan yüzü çeken çok hem gazeteci hem de şey fotoğrafçımız. Hatta onun sergisine gittim de şimdi ismini unuttum. O da hep yaşlı insan çekerdi falan. Böyle yaşlı insan yüzünün şeyleri de var değil mi? Özel böyle hani fotoğrafçılıkta böyle dallar var değil mi hocam? Hani şey Tabii manzara çeken, insan yüzü portre çeken, çocuk çeken. fotoğrafçılığı var. Tabii. Hepsinin farklı Ben kategorileri şey var. bir belgeselde seyretmiştim. Obama'nın mesela fotoğrafını çeken adam aynı zamanda bütün Amerikan baş fotoğrafını çeken böyle sırf hani başkan çeken adamlar bile var. Sadece adam oturuyor başkan resmi çekiyor falan. Böyle Evet. enteresan insanlar da var bu konuda. Yani fotoğrafçılığın da bir sürü alt dalı var tabii. Tabii. Hocam biraz bahsetmiştiniz Avrasya Fotoğrafçılar Birliği'nden ama bir böyle es geçtiniz. İstersen onu biraz daha tam olarak bu kurulum amacı nedir? Tam olarak neler yapmak istiyor? Kısa ve uzun vadeli planlarını. Bir de Evet, şimdi biz iki soru birden soracağım hocam. Bir de arkasından tabii sizin Türk bayrağı ile ilgili de bir fotoğraf yarışmanız var. Ve muhteşem sonuçlar aldınız. Hem bir onun hikayesini hem onun tekrar yapacak mısınız? Bununla ilgili de bilgi verirseniz çünkü bunu bekleyen çok insan olduğunu biliyorum. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Ekstra. Şimdi ben kültürel diplomasi çalışıyorum. Yani benim 3 tane uzmanlık alanım var aslında. Ben birincisi dijital arkeoloji, diğeri kültürel diplomasi, diğeri de arkeoloji, yani ölüm ve ritüel. Şimdi biz kültürel diplomaside amacımız şu: biz marka birlikler oluşturmak istiyoruz. Çünkü ben mesela Makedonya'ya gittiğimde Makedonya Fotoğrafçılar Birliği konuşma yaptık. İlk başta sıcak bakmıyorlardı ama yapmış olduğumuz konuşmayla dedik ki global değil, lokal çalışalım. Yerel değerlerinize sahip çıkın. İşte kırsala gidin, köydeki kültürünüzü, özünüzü çekin diyerek insanlara bir kimlikli sanat perspektifi çiziyoruz. Bu kimlikli sanat perspektifi tüm sirayet ettiğimiz kültürel bakiyeye inanılmaz derecede etki ediyor. İşte Tataristan'da bunu gördük, Kudüs'te gördük, Makedonya'da gördük, Arnavutluk'ta gördük. Ve biz de bunu şuna karar verdik. Dedik ki Türkiye mutlaka merkez anlamında böyle bir birlik kurmalı. Bu birlik sadece ve sadece insanları yarıştırmak değil, aynı zamanda kültür anlamında görseli, yani vizörü, şeyi, objektiflerimizi kültüre, kimliğe, lokal, yani lokal, yerel değerlerimize çevirmek. Şimdi biz Rusya ile ilgili bir çalışma da gerçekleştiriyoruz. Rusya'da bir konuşma da gerçekleştireceğiz. İşte bu konuşma çerçevesinde bunu anlatacağız. Rusya'ya da bunu anlatacağız. Rus arkadaşlarımıza da, sanatseverlere de bunu anlatacağız. Yani bu global dünyanın getirmiş olduğu tekçi zihniyeti bir nevi yerel değerlerimizi fotoğraflayarak, sanatsal ürünler haline getirerek ortaya çıkartmak amacımız. Bu yüzden de Avrasya Fotoğrafçılar Birliği'ne ihtiyacımız var. Bunun da inşallah başkanlığını ben yapmak istiyorum. Ama devletimizin buna destek vermesi gerekiyor. Bu sadece dernek olarak olmaz. Devlet arka tarafta olacak. Aynı birçok kuruluşun da böyle yapıyorlar biliyorsunuz. Yani devlet aslında arka tarafta destekleniyor. Ve firmalar ya da birlikler bu şekilde yürüyor. Biz de böyle bir amacımız içerisindeyiz. İşte bunlardan en önemli ürünlerden bir tanesi de sanatsal marka organizasyonlar yapmak.
Bunlardan bir tanesi de biz Türk bayrağı fotoğraf yarışması yaptık. Üç defa yaptık bu yarışmayı. En son Gazi Üniversitesi ile birlikte yaptık. Sayın Profesör Doktor Alev Çakmakoğlu hocamızla birlikte yaptık. Alev Çakmakoğlu hocamızın babası çok değerli eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu. Ve Türkiye'de bayrak yasasını ortaya çıkartan kişi jürimizdeydi. Onlarla birlikte yapmış olduğumuz organizasyonlarda şehit ailelerini de dahil ederek mükemmel bir ödül töreni gerçekleştirdik. Ve şimdi ben bu yarışmayı devletimizin kendi yarışması olsun diye uğraşıyorum. Ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde diyerek bunu başvurusunu yaptık. İki aşamadan da geçti. Devletimizin tepesi de bu yarışmayı, fotoğrafı seven kişiler de var. Mesela İbrahim Kalın, fotoğraf sanatıyla ilgilenen bir devlet yöneticimiz. Fahrettin Altun aynı şekilde. Şimdi bunlar önünde kabul görürse Cumhurbaşkanlığı himayesi başvurusu yaptık. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine dair Türk bayrağı fotoğraf yarışması olacak. Çünkü bu popülist şey bir yaklaşım, milliyetçi şey bir yaklaşım da değil. Çünkü dünyanın en güzel bayrağı gerçekten de Okan Bey Türk bayrağı. Yani estetik anlamda, sanatsal anlamda da baktığınızda o rengi, o şekli, o tavrı, yani yabancılar da aynı şeyleri hissediyor. Hocam metresi farklı, anlamı farklı değil mi hocam? Onun bir de tabii efsanesi var. Hani nasıl oluşuna dair değil mi? O hep ben bilmiyorum. Tabii. Efsane gerçek ne kadar hani doğrudur. Ama işte o ayın şeye vurması, şalkına şeye vurması, kanın üstüne vurduğundaki görüntü ki bizim evet şeyde vardır hani bastığın yerler işte toprak deyip geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı ya da işte şehit kanıyla sulanmış toprak gibi bizim hani çok kadim tarafta da hep konuştuğumuz, hep büyüdüğümüz, duyduğumuz şeyler. Bayrak direkt bunu yansıtıyor yani hiç de bize uzak bir şey değil zaten bayrağımız yani. Evet yani bayrağımız bizim dünyada kabul gören estetik anlamda çok güzel. O yüzden Türk bayrağı fotoğraf yarışmasını bizim devletimizin kendi milli, yerli ve marka halinde bir yarışması. Çünkü bakın yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri HIPAA diye bir fotoğraf yarışması yapıyor. Orta Doğu dünya o fotoğraf yarışmasına katılmak için her sene fotoğraflarını saklıyor. En iyi fotoğraflarını saklıyor. Çünkü büyük ödül var, mükemmel bir organizasyon var, her anlamda mükemmel bir yaklaşım içerisindedir. Sanata müthiş bir destek. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile şu anki Türkiye'nin ilişkilerine bakacak olursanız karşımızda rakip gibi duruyor. Sanatsal anlamda da bir rekabet var. O yüzden bizim mutlaka bu ürünlerimizi arttırmamız lazım. Yani marka sanatsal ürünlerimizi devletimizin öncülüğünde arttırması lazım ve bunu tüm dünyayı da için içerisine alarak organizasyonu yapmamız lazım. İnşallah güzel haberler vereceğiz. Güzel haberler geliyor. Başvurumuzu yaptık, görüşüyoruz. Davet edeceklerini söylediler. Şu sıcak gündem geçsin, şu Covid işleri bitsin, daha da gerçekten güzel işler olacağına inanıyorum. Bu arada arkadaşlar tabii biz programın sonunda bu güzel ödülü vereceğiz ama alamayanlar için bunu yapan firma ve bize de sponsorluk tarafına destek olan maxta.com sitesine lütfen girip bakın. Burada hem bu ürün de var. Yani kazanamayanlar üzülmesin. Buradan alabilirsiniz. Bir de şöyle bir detay vereyim. Hem de inanılmaz farklı güzel ürünler de var. Hani burada böyle hiçbir yerde bulamayacağınız parayla böyle değil böyle çok özel hediyeler hani böyle Çin malı min malı orada burada satılan ürünler değil. Gerçekten el işi, özel, özgün, inanılmaz ürünler. Şu ben bir önce girdim bakmaya çıkamıyorum siteden. Yani o kadar da güzel şeyler var ki bak bitmiyor. Şimdi buyur şöyle hocam. De bir detay vereyim Okan Bey. Bu fotoğraf ben Almanya'dan dönerken bir Türk restoran zincirine bu Almanya haklarını verdim. Bu fotoğrafın. Ve insanlar işte duvarlarını asmak için o şirkete, o restoran zincirine başvuruyorlar orada Almanya'da. Ve ben o gelirleri işte aylık
ortalama 200-300 euro olduğunu söylediler. 200-300 euro olan geliri oradaki Türk öğrencilerine veriyor oradaki restoranın sahibi. Yani bereket devam ediyor. Görüyor musunuz? Gerçekten. Kendisi bereket. Sürekli. Yani evet, bu benim hayatıma çok büyük bir bereket getirmiştir. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani zaten bu özellikle gerçekten. Ben şeyde bunu hissettim. Bosna Hersek'e gittiğimde orada 400 yıllık, 500 yıllık, 600 yıllık vakıflar var. İşte biriyle tanıştım ben, vakıf başkanı. Ya diyor, bizden sadece diyor 1,5 milyon genç yetişti. Nasıl diyorum ya? Evet dedi, Osmanlı zamanında geldi buraya vakıf kurdu. O günden bugüne 1,5 milyon tane, ki hocam yani şehir nüfusu yani, düşünebiliyor musun? İşte oraya koyduğu, sizin mesela yaptığınız da aslında bu. Bir değer üretmişsiniz. Bu değer şu an orada bir çocuğun belki hayatını değiştiriyor. İnşallah bu sayı artar. Bir çocuk tabii. Olmaz, bir çocuk olur, 1,000 çocuk olur. Siz de aslında bir vakıf, Osmanlı'nın işte 500 önce kurduğu vakfın bir benzeri aslında kurmuş oluyorsunuz. Ama ne kadar? İşte o kadar. Bunlar büyüdükçe, bu tür güzellikler, bereketler paylaşıldıkça zaten işte evet, böyle evet. Belki 100 yıl sonra diyeceğiz ki işte bu resim sayesinde 1,000 tane insan bir şekilde hayata tutundu, dokundu, karnı doydu, okudu, etti. Yani bunlar çok çok değerli şeyler hocam. Bereket gerçekten tabii, paylaşınca bereket oluyor. Yoksa bereket olmuyor. Evet. O yüzden ben de teşekkür ederim hocam. Böyle güzel konularda bu duyarlılığın açısından hocanızın yanında, hani sanatçınızın yanında bir de duyarlılık tarafınızın olması. Tabii sizin bir de hocam kültürel diplomasi tarafında bir uzmanlıkınız var. Yani siz bu konuların üzerine aslında bir de kültürel diplomasi eklediniz. Bu kültürel diplomasi tam olarak nedir? Nasıl bir sonuç üretiyor? Yani ülkemizde kültürel diplomasi bir strateji var mı? Varsa bunu nasıl buluyorsunuz? Hani iki soruyu birleştirerek aslında size sormak istedim. Evet. Cevaplandırıyorum. Devletimizin tabii ki kurumları var. İletişim Başkanlığı'nın kurumları var. Kültürel diplomasi şudur. İletişim demektir. Yani biliyorsunuz diplomasi iletişimdir ve şu anda da kültürel anlamda karşılıklı iletişim sağlamaktır. Şimdi biz dünyada iki tane güç var. Yumuşak güç, sert güç. Ve bu yumuşak güç ve sert güç işte askeri güçtür sert güç, ekonomik güçtür sert güç. Bir de işte spor, bilim, sanat, bunlar da yumuşak güçtür. Siz bunları toplumsal anlamda yönetemezseniz başkalarının yönetmesine izin verirsiniz. O yüzden devletimiz şu anda yani arkada planda kalarak bazı kurumlarını hayata geçirerek bunu yönetmeye çalışmaktadır. İşte Yunus Emre Enstitüsü bir tane yumuşak güç unsurudur. Orada çeşitli Türk kültürüne dair, Türk diline dair etkinlikler gerçekleştirmektedir. İşte Türk Tarih Kurumu tarihsel anlamda etkinlikler gerçekleştirmektedir. Biz bunları arttırmak zorundayız. Artık sadece devletimiz değil, biz diplomasiyi bilen bilim insanları, sanatçılar, sporcular bu diplomatik perspektifi kültürel anlamda yurt dışına taşıyabilmektedir. O yüzden sadece ve sadece devletimizden beklemeyeceğiz bazı şeyleri. Biz de bu noktada bir devlet işi yapar gibi diplomatik bir kurum gibi çalışacağız. İşte ben üniversitemde kültürel diplomasi topluluğunu, öğrenci topluluğunu kurdum. Ve orada çok güzel çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Çünkü kültürel anlamda diplomasiyi bilen nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Yani maalesef ülkemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi kendini iyi aktaramamasıdır. Ve bu yüzden de biz bunu değiştirecek işler yapmak istiyoruz. Gençler yetiştirmek istiyoruz. Ben bunu hayatımda yaşadım mı? Evet, yaşadım. Bir tane örnek vereyim size pekişmesi evet. için. Ben 2014 yılında Arnavutluğa gittim. Yunus Emre Enstitüsü'nün davetlisi olarak. Şimdi Arnavutluğa şöyle gittim. Hem fotoğrafçı kimliğimle gittim, hem de arkeolog kimliğimle gittim. Oranın o zamanın müdürü, o zamanki müdür Sayın Tayfun Kalkan hocamızın da desteğiyle gittik. Orada hem fotoğraf kursları verdim, fotoğraf dersleri verdim.
arkeoloji adına konuşmalar yaptım. Arkeoloji bölümünde Arnavutluk Devlet Üniversitesi'nde ders verdim. Ve burada yapmış olduğumuz çalışmaları tabii Arnavutluk yetkilileri de takip etti. İzlediler, gördüler. Ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Olsi Lafe, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Olsi Lafe, dedi ki hocam sizinle bir toplantı yapmak istiyoruz dedi. Allah Allah, hemen toplantı ayarlandı sıcağı sıcağına. Sayın Büyükelçimizin eşi de toplantıya geldi. Çevirmenimiz, Cumhurbaşkanı danışmanı. Ben dedi size dedi hocam Arnavutluğun kapılarını açıyorum dedi. Burada arkeolojik olarak yüzey araştırması, mezarlar üzerine yüzey araştırması yapalım. Birlikte de yayın yapalım. Bunu da Türkiye İşbirliği Koordinasyonu Kurulu Antika organize etsin, maddi desteğini versin. Şimdi bakın, bunu yurt dışı İngilizler, Amerikalılar zaten istediği şeyler. Yani Arabistanlı Lawrence'dan başlamış adamlar. Yani 100 yıl öncesinde Arabistanlı Lawrence Kuzey Irak'ta Osmanlı'yı bölme operasyonlarıyla bu işleri başlatmışlar. Arkeolog Gertrude Bell Lawrence'ın hocası. Şimdi baktığımızda böyle bir teklif bizde mükemmel bir karşılık. Tabii yaparız dedik. Daha sonra etkinliklerimiz devam etti. Bakın böyle bir teklif aldık. Daha sonra ben orada Arnavutluk'taki fotoğrafçıları bir araya getirdim. Meşhur Associated Press'te çalışan, işte İngiltere'de çalışan davet ederek onlarla birlikte toplantı yaptım. Arnavut fotoğrafçılarla. Dedim ki birlik olun. Arnavutluk Fotoğraf Federasyonu'nu kurun dedik. Nasıl kuracağız? Kültür Bakanı'na gideceğiz dedik. O esnada Sayın Büyükelçimiz benim, bakın daha 30, 31-32 yaşlarındaydım. Sayın Büyükelçimiz benim onuruma resepsiyon verdi. Ne güzel. Arnavutluk'taki kültürden ne kadar alakalı, arkeoloji ve kültürle alakalı insan varsa resepsiyona davet edildi ve o resepsiyona Arnavutluk Kültür Bakanı da geldi. Ve orada dedik ki Sayın Bakanım biz Arnavutluk Fotoğraf Federasyonu'nu kurmak istiyoruz dedik. Oradaki fotoğrafçı arkadaşlarla birlikte ve şu andaki Türk Tarih Kurumu Başkanımız Birol Bey'in de izniyle, TİKA'nın desteğiyle, Türkiye'nin desteğiyle ofis malzemelerini kullanarak orada Arnavutluk Fotoğraf Federasyonu'nun kurucularından birisi ben oldum. Yani bakın Türk olarak gittim gözü Arnavutluk'ta Türk, evet yani böyle bir şeyi bize nasip oldu ve Arnavutluk Kültür Bakanı Okan Bey şunu dedi, ben dedi sanatla kültürle nasıl bir diplomasi yapıldığını Sayın Tuna Akçay'ın sayesinde öğrenmiş oldum dedi ve bunu evet, herkesin içerisinde söyledi. Tabii bu hocam, işte kültürel, bu kültürel diplomasidir. Ben somut olsun diye. Çünkü çok detayları var. Yani felsefi bakış açısı var. Detayları olsun diye. Kendimizi övmek için değil, örnek olsun diye bunları anlatıyoruz. Bunu sonra Tataristan'da da yaptık. Kazan'da yaptık. Makedonya'da da yaptık. Kudüs'te de yaptık. Her yerde bunu uyguladık. Bu tutuyor. Yani bilim ve sanatla giderseniz bu tutuyor. Tatlı değil ya. İletişimin hocam yok mu? Hani biriyle iletişime kurarken İşte ona bir küçücük bir hediye götürüp iletişim kurmak var. Bir de bağıra çağıra kurmak var. Siz orada evet, yumuşak dediğiniz yöntemle aslında insanların kalbine, duygularına, ortak değerlerine dokunarak onları kendi ülkelerinde başaramadığı bir şeyi siz başka ülkeden gidip onların adına desteklerinizle başarmışsınız. Tabii ki arkasında, sizin arkanızda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok da önemli kurumların durması, size güveniyor olması da tabii bunu hızlandırmış. Yani bu tabii sadece işte bu böyle olması lazım. Yani birlikte olunca zaten, ama siz orada İsrail hep bunu böyle yapıyor. Bakın markala değerler var, birçok şey var. Amerika, İsrail bunu böyle yapıyor. Fakat Türkiye'de bu birazcık eksik Okan hocam. Şöyle söyleyeyim. Ben mesela Tataristan'da kendi yıldızımı parlattım ama beni devam ettireceksiniz. Yani orada beni süperstar yapacaksınız. Doğru. İşte yayınlarımı tanıtacaksınız, Rusça'ya çevireceksiniz. Fotoğraflarımı billboardlarda basacaksınız, işte Tuna Akçay diyeceksiniz. Beni yıldız yapacak kurumlar devlet kurumları.
Yani Hollywood'da böyle çıkmıştır. Desteklemek lazım. İşte Nusret nasıl destekleniyorsa. Bunun dışında CZN Burak gibi böyle gastronomi anlamında bir bu da bakın kültürel diplomasidir. Bir Doğru. Parçasıdır. Nasıl Doğru. destekleniyorsa devletin sanatçıyı mutlaka arkadan görünmeden desteklemesi gerekir. Bakın, hocam Hollywood görünürse çok sert olur. İnsanlar evet. kabul etmez. Hocam Hollywood filmlerinde şey var, belli kıssaslar var, belli saniyelerde. İşte orada Beyaz Saray'ı, işte Amerikan Başkanı'ndan bahsetme, bir MIT, işte MIT diyorum, bir CIA, bir FBI, bir de askeri gücünden bahsettiğinizde size ekstra para veriyor devlet. Ama bunu kimse bilmiyor. Yani Hollywood'un şu an ayakta tutan aslında Amerikan devletini destekler. Ama burada şartları var. Diyor ki işte kilise göster şu kadar süre, şu kadar süre alkollü bilmem ne göster, şu kadar süre bilmem ne göster. Yani kendi yaymak istedikleri, sonuçta alkolden para kazanacak. İşte din yaymak için para kazanacak falan. Yani bugün bakın her Amerikan filminde bir kilise sahnesi var. Her Amerikan filminde bir FBI, bir CIA var. Hepsinde bir büyük başkan hikayeleri var. Hep bunlar aslında devletin fonladığı şeyler. Yoksa hiçbir yönetmen orada kendi kendine ya ben şurada diyor işte bir 5 kere kilise çekeyim falan demiyor. Bizde bir kere yanlışlıkla adam bir cami videosu koysa Allah'a adama her demedikleri yapmadıkları kalmıyor. Yani günün içinde yok mu abi bu? Var. Hani bizim devletimiz tabii aslında bunu yapmıyor. Keşke yapabilse. Bu diplomasi dediğiniz yani sizin kültürel diplomasi aslında planlı da olabilir değil mi hocam? Sadece bu sizin yaptığınız tabii sizin o anki yeteneğinizle işte sizin o anki tesadüfi zincirlerin bir araya gelmesiyle olan. İşte stratejik yani 23 Nisan etkinliği gibi yapmamamız lazım. 23 Nisan etkinliği gibi sayısal değerlere dökersek ben bunu devletimizin yetkililerine de söyledim. Sayısal değer gibi görmemek lazım. Bunu bir stratejiye bağlamak lazım. Doğru. Yani düzenli bir şekilde hedefe yönelik çalışmak lazım. İşte artık Great Reset geliyor. Yani nedir o? Dünya resetlenecek. Bu yeni pandemi sürecinden sonra buna hazırlıklı olmamız lazım. Yani artık Hollywood değil Netflix var. Yani yeni dünya düzeni bizde de farklı bir noktaya bizi getiriyor. O yüzden yenilikçilik burada ön plana çıkmış oluyor. Biz de uzmanı olduğumuz her alanda yenilikçiliğe, dijital dünyaya hazır olmamız gerekiyor. İsterseniz o konudan da biraz bahsedelim yenilikçilik anlamında. Evet hocam ben soracağım. Ondan önce bir şey hani bu konu tam konuyla alakalı diye yayınladım. Mehmet Akar şey demiş. Bosna Hersek Kanton 10 bölgesinde 6 ay bulundum. Hırvat ve Sırp çocukların okuduğu okullara çok gittim. Birçoğu bizim film diziler sayesinde bize harika bakıyorlardı demiş. Tabii Türkçeyi o yüzden Türkçeyi öğreniyorlar. Tabii tabii bu benzer şey Irak'ta, İran'da zaten Arap dünyasında var. Ama bu sistematik olsun istiyoruz biz. Yani bu tamam Türk dizileri çok tutuldu, çok satıldı. Eyvallah zaten iyi içerikler. Ama hani bu sistematik olarak yapılırsa daha büyük sonuçlar verir. Doğal olarak bile bu sonuçları veriyorsa bizim kültürümüzdeki becerimizdeki yeteneklerimizle ya da sanayimizle bu bir de sistematik olsa dediğiniz gibi devlet arkadan destekleyen ama görünmeyen ama hani arka planda destekleyen bir kurum halinde bunu sistematik stratejik olarak yapsa bunun çok çok daha katı belki sonuçlar elde edilebilir. Aslında sizin biraz söylemek istediğiniz herhalde bu değil mi hocam? Tabii tabii yani devletimiz ben birçok şimdi ideolojik yaklaşımlar var. Ben inanın devlet adamıyım. Yani kim ne olursa olsun biz devlete hizmet ederiz. Yani o yüzden biz bunun ayrımını çok iyi yapıyoruz. Kirlilikler bizde çok fazla var. Ben bundan çok rahatsızım. Yani devletle sistemi karıştırmak baki olan devlettir. Şimdi devletimizin son çeyrekte inanılmaz derecede bu konuda etkin. Ha, yeterli mi? Tartışılır. Ama eskiye nazaran yani Turgut Özal'dan beri başladığımız bir süreç içerisinde eskiye nazaran kat kat daha iyiyiz bu konularda. Ben İletişim Başkanlığı'nın çok güzel çalışmalarını takip ediyorum. Yayınlar fazla, işte kamu diplomasisi çok güzel ön planda. Bu daha da çeşitlenmesi gerekiyor. İnşallah oralara da birimler götürerek bizim de elimizden ne gelirse oralarda da yapmak istiyoruz. Oraya da adayız. Yenilikçiliği mi sormuştunuz? Evet hocam ben şunu biraz dijital arkeoloji,
Sizin biraz yenilikçi kavramlarınız, bir de bunların hani alkolizmle dijitalin yenilikçi tarafları, hani bilimle sanatın birleşmesi nasıl oldu? Hani sizin yaptığınız o 3D çalışmalar gibi. Hani biraz hem bu konuları anlatıp bir de ben şimdi biraz hani toparlarsanız, şimdi bir saat geçmek üzere, ona göre de hediye törenine geçelim zaten. Şimdi yenilikçiliği anlatmak için yeni dünya düzeninde biraz anlamak gerekiyor. Yani biliyorsunuz bundan 2500 yıl önce Sun Tzu Savaş Sanatı adlı eserinde şöyle söylemiş. En büyük zafer savaşmadan kazanılandır. Yani neyle karşı karşıya olduğumuzu iyi bilmemiz gerekiyor. Fransız Bacon da 500 yıl önce de demiş ki anlamak bilmektir, bilmek de hükmetmektir. Yani evet. Sun Tzu ile Bacon arasında bakın 2000 yıl var. Ve çağlar değişse de gücü yönetmenin yolu hep sabit. Bilgiyi dizayn edenler çağ da hükmediyorlar. Yani bilgiyi dizayn etmek, bakın bunun da altını çizmek istiyorum. Bugün dünya yeni bir çağ ile karşı karşıya, dijital çağ, değil mi? Dijital çağ ile karşı karşıyayız. Devletlerin etkisi artık eskisi kadar güçlü değil. Devletler yok ortada. Kimler var? Artık süper güç ne Çin, ne Amerika, ne de Rusya. Süper güç aslına bakılırsa dijital imparatorluklar. Yani dijital imparatorluklar artık yeni bir süper güç. Bir tane örnek verecek olursak Trump'ın son seçimlerine baktığımızda Trump neden kaybetti sorusu gelir. Trump'a kim yüz çevirdi? Twitter yüz çevirdi. Switch yüz çevirdi. Reddit yüz çevirdi. Sosyal hesaplarını kapattılar. Ve hocam başkan değilken başkanlığı bitti. Adam konuşamıyor. Evet. Hiçbir yerde yayınlanmıyor. Adam daha 18 gün vardı başkanlığı bitmesine. Adamın hiçbir yerde demeci bile çıkmadı yani. İşte Trump'a karşı savaş açan, kendisine boykot uygulayan bir sosyal medya, dijital imparatorluk savaş açtı. Doğru. Biden ise ne yaptı? Sosyal hesaplarından seçim kampanyasını stratejiye bağladı ve özellikle de Instagram'ı çok iyi kullanarak bu seçimleri kazanmış oldu. Yani dijital imparatorluklarla dijital stratejiler olmadan artık bir etki alanı oluşturamıyorsunuz. Hocam Trump da ona bakarsanız aslında zaten Facebook reklamları sayesinde olmuştu. O da biliyorsunuz daha sonra onunla ilgili belgesel de yapıldı Netflix'te. Facebook üzerinden hileler yaptığını ya da işte şeyler çalışmalar yaptı. Sonradan belgesel haline bile geldi. Yani Trump Facebook getirdi, Facebook yolladı aslında. Hani işte, baktığınız zaman Amerikan halkı seçmedi yani. Dediğiniz yani dijital Amerika böyle. Başkanı koydu, başkanı aldı. Amerika dijital imparatorluklarla yönetilmeye başladı. Bizde nasıl? Bizde fenomenler, yani dijital dünya işte fenomenler var, komiklik. Sadece eğlence sektörüne dönüştü dijital imparatorluk. Yani doğru. Bizdeki algı eğlence noktası işte. Yani bu kesinlikle bizde yanlış algılanıyor. Maalesef yöneticilerimiz de öyle. Bir tane örnek vereyim. Ben 2012 Almanya'dan geldiğimde büyük bir heyecanla geldim. Okan Bey. İnanılmaz bir heyecan. İşte potansiyelim var, düşünüyorum. Orada çünkü Almanya'da ben dijital anlamda teknolojik eğitimler aldım, workshoplar aldım. Ülkeme bunu yansıtmak için büyük bir heyecanla geldim. Devletimizin bir kurumu, ismi lazım değil, gittim. Dedim ki bakın 2012-13 efendim dedim bu projenin mutlaka dedim sosyal hesapları da olması lazım. Facebook o zaman çok revaçta, Facebook olması lazım dedim. Bana şöyle bir baktı dedi ki hoca dedi devletin bir ciddiyeti var dedi. Yani devlet ciddi bir sektördür dedi. Olmaz dedi. Yani işte bakın algıyı o zaman o hala da böyle bir süreç devam ediyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim ama tabii ki bu devlet artık bunu yönetmeye de başladı. Abi e-devlet var yani. E-devlet dediğimiz dünyanın en büyük dijital devlet projesidir ve gerçek çok konforlu bir yer. Şimdi e-devlet açınca devletin ciddiyeti dağılmadı ki abi, hizmet alanı arttı. Yani şimdi ne oldu, biz e-devlet olunca devletin ciddiyeti mi azaldı? Hayır.
Yani orada Facebook hesabını açıp siz oradaki insanların sorularına cevap verseniz, hizmet üretseniz ciddiyetten kayıp olmaz. Tanıtımdır bu. Siz zaten insana bir şey yapmıyor musunuz? İnsana yani, aktaracağınız bir platformdasınız. O da size bir şey soruyor. Biz niye bu programdayız? İnsanlara mesajlar vermek için. Algılarını yönetebilmek için. İşte bakın artık seçimler bile dijital noktalarla değerlendiriliyor. Bakın Biden seçim stratejisini buna göre kurgulamış. Hatta şöyle bir istatistik var. Türkiye, Amerika tarihinde ilk defa 18-29 yaş aralığı %50'nin üzerinde seçime katılmış. Bunların çoğu da Biden oy vermiş. Neden? Evet. Çünkü Instagram'da aktif hale getirmiş Biden. Yenilikçi oldu. Şunu söyleyeyim. Facebook Afrika'da 37 bin kilometre karelik internet hattı düşüyor. Bakın. Ve bu şirket neden bu kadar para harcıyor? Instagram'ı Facebook 1 milyar dolara aldı. WhatsApp'ı 19 milyar dolara aldı. Doğru. Bu platformlar, bu satın alınan platformlar neyi yönetiyor? Yani baktığımızda neyi bilmemiz gerektiğine de bunlar karar verecek artık. Yani bugün bilgiyi yönlendirmekte kalmıyorlar. Aynı zamanda bilgiyi, neyi bilmemiz gerektiğini de onlar karar veriyor. Ne bileceğimizi onlar biliyor. Evet. Tabii. Şimdi dünyaya hükmetmenin en iyi yolu Sayın Hocam, bilgiye, kavramlara, algılara hükmetmekten geçiyor. Evet. Yani hiçbir güç, uzun zamandır hiçbir güç bu kadar şey olmadı. Yani bu kadar güçlü olmadı. Yani Moğolistan'daki yaşlı da sizin vermiş olduğunuz bilgiyi kullanıyor. Afrika'nın güneyindeki insan da aynı anda siz onu etkileyebiliyorsunuz. O yüzden bu gücü hiç kimse bu kadar kullanmadı. Bakın biz Roma kazıları yapıyoruz. İşte Mersin'de kazı yaptık 20 sene boyunca. Orada safkan Roma malzemeleri buluyoruz. Bakın Roma nerede, İtalya nerede, Mersin nerede? Diyoruz ki geniş bir coğrafya ya da hüküm sürmüş. Şimdi artık sınırlar kalktı. Yani istediğiniz şeyi siz algılatabiliyorsunuz, öğretebiliyorsunuz. O yüzden kavramlar ve bilgi çok önemli. Biz ise birçok alanda kendi kavramlarımız yerine dünyayı yönetmeye talip kurumların belirledikleri kavramları kullanıyoruz. Doğru. Bakın ne diyoruz? Strabon'a gavur diyoruz değil mi? Strabon, coğrafyacı Strabon. Ona gavur diyoruz. Halbuki Amasyalıdır Strabon. Doğru. Anadolu'ludur. Bin yıllardır Turan diye bilinen coğrafyaya Orta Asya diyoruz biz. Yani Turan coğrafyası dediğimiz Türkistan coğrafyasına biz Orta Asya demişiz. Kime göre Orta Asya burası? Kime göre Orta burası? Ya da Orta Doğu kime göre Doğu'nun ortasında? Bakın, tabii hocam tarihi Avrupa kendine göre yorumluyor, bir şey yapıyor. Biz de onu öğrendik zannediyoruz. Halbuki ya, onun diliyle öğreniyorsun. Sen kendi toprağına bile yabancılaşıyorsun aslında. Onun terimiyle konuşmaya başlıyorsun. Yani onun öğrettiklerine, yani bilgiye ne yaptılar? Hakim oldular. Bakın şunu Okan Bey söylüyorum. Benim öğrencilerim bile Wikipedia'dan geliyorlar, size bilgi veriyorlar. Yani Wikipedia'da böyle yazıyor hocam diyor adam. Halbuki öyle değil. Wikipedia'nın yönlendiricisi farklı. Sizi, algıyı kafanızı yerleştiren farklı. Yani biz ne zaman kaybettik? Turan Türkistan'ı Orta Asya dediğimiz zaman kaybettik. Bu bir sembol olduğu için söylüyorum. Evet. Artık ancak bu durum sadece devletlere bırakılacak bir durum değil. Yani bunun üzerine biz gelmemiz lazım. Biz üzerine yoğunlaşmamız lazım. Ve kısaca gerekçelerini şöyle anlatmış oldum. Hani bunları örnekler vererek yeni dünya düzeninde mücadele gücümüzü yeniden tanımlamamız gerekiyor. Çünkü grid reset dedikleri bir şey ortaya çıkacak. Dünyayı şimdi Covid sonrasında küresel ısınmayla bağlantılı grid reset, yani büyük reset, sıfırlama, dünyayı sıfırlayacaklar, kapitalist dünyayı tekrar ayağa kaldırmaya çalışacaklar. Tabii. O yüzden buna Amerika, Kanada, İngiltere birçok noktada destek veriyor. O yüzden biz neredeyiz? Bu konjonktürde neredeyiz? Bu dijital çağda neredeyiz?
o kadar büyük işler konuşup düşünmeye başladı ki Facebook'la Google bir araya gelip fakir vatandaş projesi ürettiler. Ne demek o? Biz ayda işte herkese 500 lira 1000 lira para verelim. Bunlar ölmesin, yaşasın zombi. Yani ölmesinler ama bizi tüketebilecek kadar o 1000 lira verecekler. Zaten o 1000 liranın bir kısmı yine bunlara dönecek bu paranın. Yani 200-300 lira para harcamışlar. 200-300 lira hani tavuk besler gibi insan besleyelim mi diye projeler yapıyorlar. Yani o kadar büyük bir gelir elde ediyorlar, böyle bir şey yapıyorlar ki. Ölmesinler. Evet. Hani biz bakarız diyor. Yani devletlerin söyleyemediğini iki tane şirket bir yere gelip bir devletmişçesine bakıyorlar olaya. Yani sizin söylediğiniz söylemler çok çok değerli. Yani benim de kafamda bugün oturdu. Yani kendini devlet zannediyor adam zaten. Diyor ki ben bu 200 milyon insana bakarım ya, ne olacak diyor. Ayda biner lira versem 200 milyon dolar yapar. Ne olur yani 200 milyon adamın günlük reklam geliri yani. Yani bu Rockefeller'larla başlayan bir süreç. Yani bu zaten dünya buna doğru gidiyordu. Dijital çağ ile şimdi biz bu Covid'le birlikte artık çağları yılları 10-10 atlıyoruz. Yani 10 sene 10 sene atlıyoruz. Çünkü bilime daha fazla işte birçok teknolojik unsurlara daha fazla kavuşuyoruz. Doğru. İnsanlar çaresiz kalınca bunlara, bilime sarıldılar. Şimdi biz neredeyiz? Hani ben kimim o zaman? Ben iki tarafta varım. Arkeoloji biliyorum ve sanatla kısmen ilgileniyorum. Şimdi arkeoloji tarafına bakacak olursanız Okan Bey, biz yaklaşık 10 senedir ders veriyorum. Akademik anlamda ders veriyorum. Bazı derslerin artık zamanını doldurduğunu düşünüyorum. Yani bizim 3 farklı anabilim dalımız var. Bir de yeni bir anabilim dalı olarak dijital arkeolojinin gelmesi taraftarıyım. Neden? Çünkü biz ne yapıyoruz? Şimdi bu kitabı gördünüz. Bu kitabın içerisinde ben tarif ediyorum metinlerle birlikte. Bakın, metinlerle birlikte tarif ediyorum. Şu tapınak, şu seramik, şu kadar büyüklüğünde. Ben metinlerle tarif ettiğimi artık yeni dünya düzeninde görsel hale getirebiliyorsam eğer, doğru, bunu görsel hale getirmem gerekiyor. Doğru. Ve insanların telefonlarına kadar aktarmam gerekiyor bunu. Yani ben bir tapınağı anlatıyorsam eğer, tapınağın 3 boyutlu görselini şeyin içerisine yerleştirmem lazım. Benim gerekirse dolaşmam lazım. Böyle onun içine gireceğim. Simülasyonla oda gezeceğim yani. Demiyorum. Ya neler. Şimdi biz hayalimiz var. İnsansız hava aracı üreteceğiz. Ama sadece arkeologlara has. Yani askeri teknolojiyi neye çevireceğiz? Bilime çevireceğiz. Askeri teknoloji. Bunlardan en önemli şey mesela uçacak. Uçacak. Nasıl asker aşağıda teröristi tespit ediyorsa biz de eseri tespit edeceğiz. Yazıtı tespit edeceğiz. Göremediğimiz. Çünkü biz kazılara gittiğimiz zaman yüzey araştırmalarına çalılıklardan, ağaçlardan çoğu şeyi göremiyoruz. Doğru. Ama havada dolaşacak lidar denen ya da multispektral kameralarla o dolaşacak ve aşağıda 30 santimetreye kadar yoğunluğu tespit edecek. Bunun gibi 50 tane iş fikri. Yani yer altını yani bile gören kameralar var artık. Yani bu. Evet, yani bunları biz dronlara yerleştireceğiz. Giremediğimiz mağaralar var. O mağaralara mesela drone sokacağız. Su altı kameraları üreteceğiz. Sadece kolları olan, orada malzemeyi alan, nazik bir şekilde su altından getirebilecek ya da orada belgeleyebilecek belgeleme teknikleri üreteceğiz. Bunun için işte biz bu tarafındayız olay. Yani biz arkeologlar olarak artık metodolojinin değiştiğini düşünüyoruz. Biz derken inanın çok fazla da kişi yok. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü ben çok sıkıntı yaşadım. Bakın bir tane şey söyleyeyim. Hocam siz bilim değil film peşindesiniz dediler. Yani bunu söylediler. Şimdi dünyanın Covid sonrasında bunu söyleyenler bir daha düşünüyorlardır. Şimdi bakın biz mesela Orta Asya'da yokuz. Değil mi? Orta Asya'da Türkler kazı yapmıyor. Moğolistan yapıyor, Almanlar yapıyor, İngilizler yapıyor. Biz de yapmamız gerekiyor. Biz yapacağız. Biz Türk tipi kazıyla gideceğiz oraya. Hocam Türkiye'de
da hocam Türkiye'yi bırakın yani oraya bırakın. Türkiye dikkatinin %90'ını zaten yabancı firmalar, yabancılar yapıyor. Hatta ben geçen bir tanesini okudum. Adam diyor ki bulduk İngiltere'de bilmem ne müzesinde. Bulduk Almanya'da bilmem ne. Ya bulduysan senin müzende ne iş var? Adam buluyor, alıyor, kendi ülkesinin kendi müzesine koyuyor. Yok. İşte şöyle o eskiden götürülen, çalınan malzemeler ya da yurt dışına kaçırılan malzemeler. Yazmış şu an. Türkiye'de Türkiye'de bakanlığımızın çok güzel şu anda sistemi var. Hiçbir şekilde bakanlık temsilcisi şu bu yani o konuda artık sıkıntımız yok ama yurt dışında kazı yapmada sıkıntılarımız var. Yani bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela şunu söyleyeyim. Artık masadan kalkma zamanı Okan Bey. Yani masadan kalkacaksınız, dijital anlamda dijital dünyayı taşıyacaksınız. Bilim masada anlatılan bir şey halinde değil. Bakın prodüksiyonla gideceğiz biz. Kazılara mesela prodüksiyon. Exen şeyde Netflix'te Sakkara diye bir dizi var. Evet. İzlemişsinizdir. Mısır'ı anlatıyor. Orada ben heyecanla izledim belgeseli. İşte biz de prodüksiyon üreteceğiz. Kazılara gittiğimiz zaman fotoğrafçıyı da götüreceğiz, belgeselciyi de götüreceğiz, turizmciyi de götüreceğiz, sanatçıyı, ressamı da götüreceğiz. Hocam bakın, interdisipliner çalışacak. Ya şu Göbekli Tepe ile olan ilgiyi, bilgiyi kaç yıl oldu kimse bilmiyordu. Yine Netflix'te film sayesinde öğrendi herkes Göbekli Tepe'yi. Yani Netflix gelip Türkiye'de onunla ilgili bir dizi, şey Adiye miydi, Aliye miydi öyle bir şeydi ismi. Atiye. Onu çekmese kimsenin Göbekli haberi bile yoktu yani. Hani ondan önce National Geography ve bizim kazılarımız onları reklam etti, bilim dünyasına tanıttı ama bunun gibi Göbekli Tepe gibi Türkiye'de mesela Karahan Tepe çıkıyor. Daha, Göbekli Tepe'den belki daha eski çıkacak. Evet. Yani o yüzden bizim yapmış olduğumuz çalışmaları mutlaka bir interdisipliner hale getirmemiz gerekiyor. Maalesef biz bunun sıkıntılarını yaşayan bir nesliz. Yani arkeoloji hocalarımız maalesef birçok hoca bu algıda olmadığını düşünüyorum. Bu tarz şeylere sıcak bakmıyor. Yani diyor ki ben bunu çıkarttım. İşte bakın ölçtüm 30 santim, ölçtüm 25 santim. Milattan önce 3. yüzyılın 5. çeyreği diyor. Makaleyi yazıyor, bırakıyor. Biz ne Norveç'iz. Biz bir Norveç'iz, ne Almanya'yız. Biz çok yönlü olmak zorundayız. Ben çok yönlü olmak zorundayım. Sanatla, teknolojiyle bunu aktarmak zorundayım. Arkeolog, arkeoloji kazıları, arkeoloji kazı başkanları mutlaka orkestra şefi gibi olması lazım. Yani her interdisipliner anlamda çok yönlü fayda esasına. Şimdi Okan Bey şunu söyleyeceğim. Devletle siz bir şeyi barıştırmazsanız, devlete bu işi tanıtmazsanız ne kadar başarılı olabilirsiniz? Demin anlattım işte. Valiye siz valinin dilinden, anlayabileceği dilden aktarmazsanız o vali size niye destek versin? Anlamaz ki. Anlamak zorunda da değil. Yani bir arkeoloji, bilimli insan olmak zorunda değildir valiler. Onları iyi yönlendirmek lazım. Ya da Cumhurbaşkanımıza bunu aktarmamız lazım, anlatmamız lazım. Devletle arkeolojiyi barıştırmamız ya da buluşturmamız, kaynaştırmamız gerekiyor. O yüzden bizim hedeflerimiz bunlar. Gideceğimiz, yapacağımız işlerde tamamen dijital altyapıyı kurup ilerlemek istiyoruz. İnşallah hayallerimiz var. Hayallerimize kavuşacağımız günlerde çok uzak değil, güzel haberler yakın zamanda vereceğiz. Hocam birkaç soru daha var. Ben bölmek istemedim, o yüzden bekledim. Bu arada hocam 5 tane kitap dediniz ya, bu kitaplar hep dağıtılıyor falan böyle konuşmacı şeylere, konuklara da bana da yollar mısınız? Ben böyle her seferinde yollamıyorum. Ben de arada size şahitlerle isteyeyim. Sonra beni unutuyorlar genelde, böyle ağzım açık, ben de kitap şeyiyim, kurduyum. Sürekli evet. para yetmiyor artık kitap. Şimdi eşim çok güzel bir kitap çeviriyor Okan Bey. Biz kitap yurduyla çalışıyoruz. Ben bir tane gizem dinleri üzerine, Mitras çok önemlidir, gizem dinleri üzerine bir kitap çevirdim. Eşim de ikinciyi çeviriyor. İslam'ın neden orta çağı yoktur diye bir kitap. Yani bomba bir kitap. Neden bomba? Şöyle,
Bir Alman yazar yazmış bunu, bu kitabı. Ama bu Alman yazar İslam'ı savunuyor. Yani İslam'ın antik çağdaki perspektifini savunuyor. Batı dünyasının kapital anlamda ne kadar sıkıntılı olduğunu anlatıyor. Yani bunu Alman anlatıyor. O yüzden hocam çok... bir günde eşinizin o kitabı çıktığında haber verin. Bir günde eşinizle bir program yapalım bari. Sizin aile sağlam hocam. Sizin ailede herkes süper yetenekli. Yani ben ailede diğer birini tanıyorum. Hepinizin maşallahı var yani. Hepiniz sanatla, bilimle çok yoğunsunuz. Ne güzel. Böyle bir aile doğmuş olmak. Teşekkürler. Sağ ol. Şans bence. Allah babamızdan annemizden razı olsun. Hocam bir şey gelmiş, yorum gelmiş. Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili ben bütün soruları okuyayım hocam, hepsine toplu cevap verirsiniz. Zaten ben son sözlerinizi de bekleyeceğim. Sonra da şeye gireceğiz. İşte hediyeleri dağıtacağız. Yunus Emre Enstitüsü ile bağlantı çalışmanız var sanırım. Siz biraz aktarmışsınız ama bunu özellikle bir daha sormuşlar. İsterseniz onunla ilgili ayrıntı yapın. Evet, Yunus Emre Enstitüsü'nü çok önemsiyoruz. Çünkü beni sağ olsunlar desteklediler yurt dışındaki çalışmalarımızda. Yunus Emre Enstitüsü Türk dilini tüm dünyada kurslar vererek aktarıyor. Bakın bugün Çin'deyiz. Çin'de Sayın Tayfun Kalkan hocamızın müdürlüğünde Çin'de merkez açıldı, Türkçe öğretiliyor. Uygurların olduğu konjonktürü düşündüğünüzde Çin'de böyle bir yaklaşım içerisinde olmak gerçekten büyük bir olay. Hocam bu Balkanlar... arada Uygurlarla ilgili ben bir program yapmak istiyorum ama hiç konuşacak adam bulamadım. Sizin varsa çevrenizde bu konuyla ilgili bir program yapmak istiyorum. Hani o da herkese tamam. Duyurum. Bu konuda yani konu kararı. Bu önemli bir konu. Çünkü bir tane acı bir olay söyleyeyim. Uygurların erkeklerini kamplara alıyorlar. Ömür boyu hapise sokuyorlar o adamlar. Ve boşta kalmış eşini ve çocuklarına Çin birisini evine erkek olarak katıyorlar. Evet. Böyle de neyse. Bir asimilasyon var hocam. Bu Sırbistan'da, Sırplarla Bosna'da da benzer şeyler yaşandı. Ama o zamanlar iyi kötü biz haber alabildik. Ama şu an Uygurlarla ilgili hiç haber alamıyoruz. Yani ben kaç aydır konuşacak adam bulamıyorum. İnşallah bu da benim kamuoyunda bir duyurum olur. Yani Mesut Özil'e ne olduğu sorusunu oradan açıklayabiliriz. Yani Mesut Özil biliyorsunuz Uygurlara karşı bir açıklama yaptı. Arsenal'da kadro dışı kaldı. Doğru. Yani çok büyük bir yaklaşım. Çin çok büyük geliyor. Farklı geliyor. İnanılmaz derecede Çin konusu farklı. Bunu bence uzmanı olan birisiyle tartışırsanız çok zevkli bir konu olur. Hocam bir soru daha var. Hükümet dışı organizasyonlar olursa yararlı olur sanırım. Non-government organization diye. Bu siz konuşurken şey vakasını anlatırken. Mehmet Bey çok doğru söylüyor. Hükümet dışı organizasyonlar mutlaka olmalı. Devlet dışı organizasyonlar olmalı. Lakin devletin de arkadan desteklemesi gerekiyor. Şimdi biz Anadolu Fotoğraf Dergisi'ni kurduk Okan Bey. Anadolu Fotoğraf Dergisi'ni derneğini kurduk. Ne oldu? Amaç topladık insanları. Bir heyecan yarattık. 100 bin kişilik grup oluşturduk. Heyecan yarattık ama ne oldu? Yapamadık. Bir kurumsal organizasyona dökemedik. O yüzden bizim devletin arka planda kaldığı, kurumlarının desteklediği Avrasya Fotoğrafçılar Birliği gibi organizasyona ihtiyacımız var. O zaman siz strateji üretirsiniz. Strateji, yani think tank kuruluşlarını ve strateji kuruluşlarını Türkiye'de arttırmanız gerekiyor. Biz de bunlara talibiz. Mehmet Üstadımız yine hocam şunu sormuş. Arkeolojinin bulunduğu yeni yapıt ve yazıtlar kaydediliyor. Benim merak ettiğim eski arkeolojik buluntuların dijital kayıtları tutuluyor mu? Dijital olarak ulaşabilir miyiz? Nereden ulaşabiliriz? Yani böyle bir kaynak varsa da bu gece şu an sizin enerjinizle biz gideyim bir yerlerden bir şeyler öğrenelim. Böyle hazır bizi doldurdunuz hocam meraklı. Böyle bir sürü bilim aşkı sana bastınız bize de nereye gidelim? Bir bize www bir şey söyleyin de oraya bir alalım da. Şimdi bu Mehmet Bey'in sorusu şöyle. Türkiye'de kazı başkanlıkları vardır. Kazı çalışmalarını mesela kazılar yapılır. Kazı başkanı onu bilimsel anlamda yayına dönüştürür. Yani makalesini yazar, kitabını yazar. Bunlar her yerde bulunabilir.
Akademiya, belki bilenler vardır. Akademiya diye bir portal var. Bilim dünyasının Facebook'udur aslına bakılırsa. Akademiya'da birçok araştırılan konunun bilimsel çalışması vardır. Mesela ben buna da karşıyım. Neden Türk Akademiya yok? Evet. Ben buna da dair bir şey yapacağız. Devletimizin de şu anda bir dijital veri tabanı oluşturma sistemi yapılıyor. Birçok veri devlet kanalında, devlet havuzunda oluşacak gibi görünüyor. Onun çalışmalarındaki müzelerde özellikle birçok kayıt var. Onlar tek bir portalda birleştiriliyor. Ama bunun dışında bilimsel anlamda mesela ArkeoUp gibi, Akademiya gibi makalelerin sadece arkeoloji üzerine olduğu bir portalı biz kurmak istiyoruz. İşte bu bahsettiğim karargahı kurduğumuzda bunları da yapacağız. Hepsine TÜBİTAK'a başvuracağız, Avrupa Birliği fonlarına başvuracağız. Yani beynimizdeki sinerjiyi buna aktaracağız. Hocam akademik tarafta bir şeyler tabii ki sizin değerli hocalarımız bir şekilde o kaynakları bir şekilde kazıya kazıya bulabiliyor. Yani bulma yeteneği de var. En kötü atlıyor gidiyor. Ama şimdi benim hacı amcam, hacı annem nasıl bulaşacak? Yani bana bir onun anlayacağı formattan, bir önce çok güzel vali örneğinde verdiniz ya. Yani bunun hikayesini, bu taşın taş olmadığını aslında, orada felsefesini, tarihini, bu tarihin bugüne gelen kültürünü. Mesela hocam bizim yazlık şeyde, Teos diye bir yerde, İzmir'de, Seferihisar'da. İşte Seferihisar'da insanlar mesela sohbet ediyor. Diyor, abi diyorum sen Seferihisar, sen Teoslusun diyorum. Yani çünkü aynı adam yani hani onun milliyeti değişmiş olabilir, bir şeyler değişmiş olabilir, göçler olabilir ama sonuçta oralısın sen. Yani ailen 500 yıl orada. Yani sen aslında o antik şehrin adamısın. Bu içimize sinmiyor bu. Hani biz bunu anlamıyoruz. İşte 2000, siz çok daha iyi biliyorsunuz sayıları. Hani Türkiye'de ilçe sayısından fazla antik şehir var. Yani işte atıyorum 2400 tane ilçe var, 3000 tane antik şehir var. Şimdi biz o kadar çok var ki, çok olduğu için bir şey çoksa şey de oluyor bazen, hani enflasyon da oluyor, anlayamıyoruz. Halbuki o sizin Antakya dediğiniz yer aslında, işte o bilmem ne şehri kurulduysa değil mi hocam? Aslında oralısın sen. Ama insanlar onu bile bilmiyor. İşte bizim gibi ancak İngiltere'den bir hoca gelecek, bana ayıp olmasın, sertifikalı görelim, yok ev yazlık buradaymış, bilmem ne yapalım. Ya gidelim biz iki taş görelim, bir de gittiğimiz adam da konuyu bilmiyorsa hikayeni, gerçeğini anlatacağına uydurarak ya da biz eksik, o da eksik biliyor, eksik bildiğiyle anlattığı zaman bir şey de anlamıyoruz. Yani felsefeyi de anlamıyoruz. Halbuki felsefesini yani, anlamıyoruz. Bambaşka şeyler yani, öğreneceğiz. İçimize sindireceğiz. Yani ben niye kendimi Teoslu diyemiyorum? Yani işte ben Vanlıyım mesela. Niye Urartuluyum diyemiyorum? Hani sinmemiş ki bana yani. İçime onun sinmesi gerekmiyor mu? Biraz böyle bir çalışmaya ihtiyacımız yok mu sizce? Şimdi bunun en başlangıçta söylememiz gereken eğitim sisteminde mutlaka arkeoloji derslerinin olması. Bir de biz mirasımızı topyekin kültürel miras olarak algılamıyoruz. Yani belli bir kronolojiden sonra, yani 1071 sonrasına fokuslandık. Onun öncesi gavur. Şimdi ben klasik arkeoloğum. Klasik arkeoloji Yunan ve Roma medeniyetini inceler. Ve bu Yunan ve Roma medeniyeti dediğiniz şey aslına bakılırsa Anadolu'yla hemhal olmuş bir kültürel hibrit yaklaşım. Şimdi hani biz bir tane örnek söyleyeyim. Demokrasi nerededir? Atina demokrasisi bilinir değil mi? Yani baş bir numara Atina demokrasisidir. Ama Atina demokrasisini pazarlayan kişilere biz şu cevabı halk olarak veremiyoruz ya da siyasetçiler olarak veremiyoruz. Asıl demokrasi antik çağa bakacak olursanız Likya demokrasisidir. Likya birliğidir. Nedir Likya Birliği? Bakın Atina demokrasisinde yani Likya'da bir birlik oluşturulmuş, Kentler Birliği. Ve bu birlik içerisinde bir demokratik ortam oluşturulmuş. Aynı Atina'daki gibi. Şimdi Atina'da askerler yönetimde, askerin olduğu yerde demokrasi olur mu? Olmaz. Ömür boyu seçiliyorlar. Sadece erkekler seçiliyor. Hiç bakın demokrasiyle alakası yok. Ama Likya Birliği'ne geldiğiniz zaman ömür boyu değil, belli bir süreleri var. Askerler yok, siviller var. Kadın erkek eşitliği seçim anlamında var.
demokrasi aslında, bakın bunu sadece biz de demiyoruz. Fransız düşünürler, yabancılar söylüyor. Demokrasiyi arayacaksanız Anadolu'da arayın diyorlar. Doğru. Bir Troya Savaşı'nı Batı medeniyeti Doğu'ya karşı kazandığı zafer olarak ilan ediyorsa ve Troya Savaşı'nı biz nesillerimiz, gençlerimiz içerik anlamında bilmiyorsak işte eğitim sistemini kurgulamamız lazım. Hocam Brad Pitt olmasa onu da bilmeyecektik yani. Brad Pitt sayesinde o filmden öğrendiğimizi gerçek zannedip gidiyoruz. 300 Sparta izlediniz mi bilmiyorum. 300 evet, Sparta. Hocam. 300 Sparta'da ne vardır? İşte Spartalılar İzmandut gibi böyle tornadan çıkmış gibilerdir değil mi? Böyle vücutlar evet. Vücutlar kaslı. Ama doğudaki Perslere baktığınız zaman Persler de böyle Erol Taş gibi yemek yiyor. Böyle, halbuki Pers İmparatoru halbuki o dönemin en gelişmiş imparatorluğundan biri aslında. Yani birçok noktada iyiler yani baktığımız zaman. Ama o gösterme noktası işte hatta bir sahnesi vardır. This is Sparta diyor tekmeyi koyuyor. Evet. O aslında o tekme doğuya vurulan tekmedir. Doğru hocam. Yani Troya Savaşı'nda da bu böyledir. Troya Savaşı'nda hani İtalya'nın kuruluş hikayesinde Troya Savaşı'ndan kaçan kişiler İtalya'yı kurmuştur. Yani doğru. İtalya'yı kuran, Roma'yı kuranlar Anadolu'ludur. Doğru hocam. O yüzden en uygun şey de genetik kod şeyde çıkıyor, İtalya'da çıkıyor. Yani Anadolu insanıyla İtalyanların genetik kodları o kadar yakın ki birbirine. Tabii öyle şeyler Okan Bey, çok bilmediğimiz yanlışlar var. İşte bu bilgiyi yönetmeyi biz talibiz. Yani bilgiyi yönetmeye talibiz. Bilgiyi yönetmek lazım. Kavramları yönetmek lazım. Yani Türkiye Cumhuriyetler deniyor. Türk Cumhuriyetleri. Mesela ben bir tane daha örnek vereyim. Almanya'da Almanca kursundayız. Frau Brief diye bir bayan hocamız vardı. Bıyığı eksik, Nazi kılıklı. Çok da severdim kendisini. Şimdi sordu, aranızda Türk var mı dedi. Ben de gururla kaldırdım Türk'ümü işte. Yanımda da Azerbaycan Türk'ü olan bir kızımız vardı. Dürttüm ben, Almanca anlamadın mı dedim. Ve kaldırmadı ya dedi. Ben Türk değilim ki dedi. Azeriyim dedi. Yani bakın 2009-2010'dan bahsediyoruz. Azeri, ona o bilgiyi öyle aktarmışlar. Azeri diye Rusya'nın stratejisini ona algılatmışlar. Azeriyim ben dedi. Türk değilim dedi. Yani biz tabii orada dövüştük, kavga, rezil olduk tabii. Yani Türkler. Hocam bana da tam tersi oldu. Azerilerle ben yanlışlıkla onlara Azeri dedim. Hayır, biz dedi Azerbaycan Türküyüz dedi. Sen bana Azeri diye kapatıyorsun. Bunu yeni nesil, yeni oldu bu. 2010'da bu yoktu. 2010'da Rusya bu zamana kadar 18'den Rusya, sonra bana öyle diyen herkes kızdı bana yani. Tabii yani Rusya bunu algılatmıştı. İşte bilgiyi aktarabilirseniz, bilgi ucuzdur. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Günümüz dünyasında bilgi bedava. Giriyorsun, bakıyorsun ama nasıl anlattığına bakmak lazım. Hocam kaynak buna, kim? Yani o kaynağı oraya kim koydu? O kaynağın amacı ne? O bilgi gerçek bilgi mi? Yani bunu sorgulamayı bilmiyoruz. Biz Google amca ne diyorsa doğrudur. Ya Google amca dediğin ne? Evet. İşte Google sizi yöneten dijital imparatorluğun en büyük malzemesi. Dijital evet. İmparatorluğun en büyük malzemesi kimse odur. Bilgiler artık orada. Yeni dünyaya hazırlıklı olmak lazım. O yüzden biz her anlamda, uzmanı olduğumuz her anlamda biz bu dünyaya hazırlıklıyız. Benim planlarım hazır. Fırsat verildiği zaman ben bu planları hayata geçireceğim. Tüm üniversitelere ve tüm devlet kurumlarına elimizde böyle bir değer var arkadaşlar. Tuna Akçay gibi. Gerçekten bu kültürel mirası çözecek ve bunları Nova'nın tüm dünyayı dolaşıp örnekleriyle ispatlamış. Lütfen kendisini dinleyin, anlayın. Özel kürsümü vereceksiniz. Milliyetin bakanı mı yapacaksınız? Namen yapın. Böyle özel değerli. Biz bir de Okan Bey şöyle bir şey. Ben şunu söylüyorum. Sonra valla kızıp bir giriyorlar, bir daha getiremiyoruz. Ona göre. Bize şöyle söylüyoruz. Hani
Çağıramayız geri. Eleştirdiğiniz, benim hayatta en çok istediğim şey eleştirdiğim şeyleri değiştireceğim makamlara gelmek. Evet. Yani bu ülkeye bilim ve sanatla benim hep mottomdur. Yani bir parolamdır. Bir hep kafamda yazdığım şeydi. Bilim ve sanat benim için ülkeme hizmet etme aracıdır. Başkaları için amaçtır. En büyük sıkıntı noktası budur. Yani ben bunu bulduğum zaman aman 30 puan kazanayım, akademik anlamda şu olayım, puan kazanayım. Bu değildir benim için. Bu benim için bir araçtır. Bilgiyi aktarma aracıdır. Biz hocam zaten o iliklerine kadar aktaramazsak ne işe yarayacak? Yani sadece atar damarda dolaşınca olmuyor. Yani o bütün kılcal damarlarımıza kadar yayılma meselesi var. Ve bunun içimize sindirilmemesi. Bunlar zor işler. Kolay işler değil. Cidden bir eğitimci olmak, doğru dilde anlatmak gibi, işte sizin anlattığınız gibi teknolojiyle, iletişimle, elektronik işte 3D boyut şeylerle, grafiklerle, dronlarla, şunlarla, altyapılarla, yöntemlerle olacak işler. Ve bunu artık birilerinin karar verip harekete geçmesi lazım. Yani trenin son vagonu gitti, yetiştik. Bir daha o vagonu göremeyeceğiz. Yani şimdi uyandıran insanlar var ama yarın bir gün vah vah deyip kafamızı duvara vuracağız. O vagonu da göremeyeceğiz. Yani sıkıntı o. Atladık yani geçmiş olsun. İsmi lazım değil. Bilişim Enstitüsü'ne gittik. Aktardık bu işleri. Biliyorsunuz bu bilişim işi. Yani arkeoinformatik diye Almanya'da bir artık bölüm var. Yani bilişim arkeolojisi. Biz dijital arkeoloji diyoruz. Aynı şey. Siz sözelcisiniz dediler. Yani küçümsediler. Halbuki bilişim sektöründeyiz biz. Yani bir bilişimin ne olduğunu ya bilmiyorlar ya bizi başka nedenler var. Şimdi biz hedefimize sadakatle bağlıyız. İnşallah güzel işler yapacağımız programlar sayesinde insanlara sesimizi duyuracağımıza inanıyoruz. Ben artık hizmetimi, eğitimimi, akademisyenliğimi tamamen insana dokunan, mesela bu işsizlik problemini ortadan kaldıracak noktalar oluşturacak, arkeolojide işsizlik sıkıntısını ortadan kaldıracak projeler getirmek için çalışacağım. Tamamen inanın ne egomuz var, ne bir yerlere gelelim diye bir şey var. Tamamen çünkü insana odaklı çalışmamız gerekiyor. Şu 3 günlük dünyada hizmet etmeden gitmeyi istemiyoruz. Demin siz başlangıçta söylediniz ne çok şeyler yapmışsınız dediniz. Bunların hepsi kişisel ödüller, modüller. Hepsi bir şeyin anahtarı. Yani bir kapının anahtarı. Kapıyı açıyoruz, giriyoruz. Benim için onlar çok fazla önemli değil. Avrupa birincisi olmuşum. Bir şeyin anahtarını girmeme neden olmuş. Ben daha bazı şeylere başlamadım. İnşallah başladığımız zaman, koşmaya başladığımız zaman çok daha güzel işler yapacağız. Sizlerin programları sayesinde de bunu insanlara aktarmaya çalışacağız. Destekçilerimiz. Hediyeleri artık dağıtmamız lazım. Soru ne soracağız hocam? Bir büyük ödülümüz var. Onu tekrar ben elimin altındayken hazır. Şimdi hepsine ayrı soru mu sorayım? Yok hocam, bunu ayrı bir soru soralım. Ödüle ayrı mı ödül? Buna ayrı soru sorayım. O zaman soruyorum. Evet. Bu arada göbekli, bu ödülü kişiler de akçaytuna@gmail.com'a yani kimler kazanırsa ben ismini söyleyeceğim. Hocam da kalem kağıt var orada bol miktarda not alır. akçaytuna@gmail.com'a yazacak. Bu arada bu ödülü kazanamayan kişi de üzülmesin. Onun da arkadaşlar ben sizden buldum ve hatta bize destek veren de kurum kendisi. Bizim bu geceki hediyelerimizi sponsorluk yapan kurum. maksa.com'dan da bunu kazanamayanlar buradan alabilir. Bu tarz kupa gibi ya da birçok çok enteresan hiçbir yerde görüp bulamayacağınız hediye ürünler de var. Hocam sorunuzu bekliyoruz. Buyurun. Evet, buna güzel bir soru soralım. Göbekli Tepe dedik mesela. Göbekli Tepe'nin hangi döneme ait olduğunu ve yılını yazsınlar. Hemen Google'a giriyoruz. Hocam soruyu bir daha sorar mısın? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe hangi tarihler, yıllar arasına tarihlenir? Göbekli hangi, Tepe tarihini. Hangi? Olsun. Hangi?
Hocam Google'a yazacağım. Hangi yıllar mı? Hangi tarihli? Göbekli Tepe'nin tarihi nedir? Tarihi. Tarihi. Evet. Ne tarihi? Göbekli Tepe'nin tamam. Hangi tarihler arasında kullanım gördüğünü hangi bize yazsınlar. Hangi tarihler arasında kullanım görmüştür? Soruyu da yazayım da ben arkadaşlara. Yani soru bazen kulaktan kulağa şey oluyor. Kopyala, yapıştır. Evet, soruyu yazıyorum arkadaşlar. Bu arada duyamayanlar, göremeyenler için. Güzel uygulamaymış. Evet, soruyu yazdık mı? Bakalım. Soruyu nereye gitti ya? Benim soru bile. Ha, soru burada. Göbekli Tepe'nin hangi tarihler arasında? Göbekli Tepe, Göbekli Tepe hangi tarihler? Göbekli Tepe hangi tarihler arasında kullanılıyor? Kullanım görmüştür. Onu biraz yazmışım. Bakalım şu gelen cevap ilk kim yazdı? İpek Aydın yazmış hocam. 12 bin yıl öncesi demiş. Kabul ediyor muyuz? Kabul ediyoruz. Ediyor muyuz? Yani şimdi, evet aşağı yukarı öyle. Dilara Hanım yazmış. Milattan önce 11.400 demiş hocam. Bunu kabul ediyor muyuz? Ama etmiyoruz. Çünkü şöyle Göbekli Tepe uzun süre kullanım görmüş. Yani ortalama ilk söyleyen cevap olabilir. 12 bin tamam, 12 bini kabul ediyoruz. O zaman İpek Aydın bu ödülü kazandı. Ve İpek Aydın, biraz önce yazdığım Gmail adresini ben tekrar koyayım. Neredeydi o Gmail adresi? Bir dakika bulayım. O Gmail, şu Gmail adresine akçaytuna@gmail.com adresine mail atarsa hocam bunu bir şekilde sizin adresinize Max'la tarafından herhalde tahmin ediyorum gönderebilirsiniz sağlayacak efendim. Tamam bundan bu bitti arkadaşlar. Tebrik ederim İpek Hanım. Çok güzel bir hediye. Bir fotoğraf çekip de atarsanız bizi de etiketleyin. Evet beni de etiketleyin. Instagram'dan ulaşabilirler bana. Ben daha çok Instagram sayfamı kullanıyorum. Tuna Akçay. Bu arada arkadaşlar abone olmayanlar hediyeyi vermiyoruz. Şu an hemen abone olun. Sonra yarın öbür gün ya hediye kazanmıştım. Hocam bana yollamadı demeyin. Tek tek kontrol ediyoruz. Abone olmazsanız hediye hediye yok. Bak işinden. Sonra şey olmasın. Ben gönderirim. Hocam ben yollatmam valla. Benim o kadar taze gündeme abone olmayan hediye hediye yok. Evet İpek Aydın kazandı. Tebrik ederiz. Allah Ali İbrahim bereketi versin İpek Hanım'a. Evet inşallah evinizde de yuvanızda bereket olur. Şimdi diğer cevaplara da bakalım hocam. Bir de belki onları da değerlendirelim. Kazanamadınız arkadaşlar ama yine de bakmak istiyoruz. Milattan 11.400 demiş Dilara Hanım. Asya Yıldız Şanlıurfa 1995 demiş ama o herhalde şey anladı. Ne zaman bulunduğunu anladı. Hakkı Küçükkala Çanak Çömlek öncesi Neolitik A döneminde milattan önce 9600-7300 demiş. Ama bu herhalde Google'dan aşırma gibi hocam pek. Fazla... Aşırma da şöyle aslında doğru. Şimdi şöyle İpek Hanım'ın avantajı şu şeyi koymuş İpek Hanım. 12 bin yıl önce dediği için hani 2000 yılı buradan koy. Hani 10 bin yıldan koy. 2021'deyiz. Yani ortalama cevap verdiği için hani ilk de o gönderdi. Bir de ilk cevap veren hocam zaten bizim şeylerde en önemli ilk cevap veren siz doğru saymasaydınız bir sonrakine bakacaktık. Alper Çalışkan da milattan önce 8-10 bin demiş. Bundan sonra zaten hocam dikkat ederseniz copy paste'ler gidiyor. O yüzden benim gibi Google'cılar. Ben daha Google'a yazdım daha şeye bakamadım. Daha yapıştıramadım. Ama hocamdan torpilli olduğum için bana zaten hediye vereceği için ben oradan yırtıyorum. Şey olmanın avantajı. Ne? Bilgiyi elinde tutmanın avantajı bakın işte hocam. Şimdi arkadaşlar Asya çok üzülmüş. Vallahi yapacak bir şey yok Asya'cığım. Bugün de her gün sen hediye alacaksın diye bir şey yok. Bak ağlayanlar. Instagram'dan ulaş Asya ben bir şeyler düşünürüz. Abi öyle deme bak sonra Instagram'ın patlar ben sana söyleyeyim. Vallahi Asya sana özel. Çünkü sen ilk başta da çok istiyorum demiştin. Hocama sen bir Instagram'dan yaz bakalım. Ağın eli tutulmaz. Zaten ağa bugün sadece şeyle geliyorduk kupalarla kitaplar sonradan çıktı bakarsın o tablodan bir tane daha gelir mi gelmez mi bilemem artık hocam bilecek.
Kitaplar onları feda olsun. Kitap elimizde ne kadar varsa göndeririz. Kitap Çiğdem, yeter ki okusunlar. Yani onlar Çiğdem için yazıyoruz. İnternete gitmiş soruyu bir daha alabilirim dedim ama Çiğdem Hanım hediyeyi de dağıttık. Şimdi yeni hediyemiz arkadaşlar. Hediye bu benim elimde gördüğünüz arkadaşlar kupa. Tabii ki burcunuza göre olacak. Bu böyle kupa işte burada yıldız şey var. Barkodu var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle. Barkodunu okutup alıyorsunuz. Ve arkadaşlar bunlar birinci kalite. Hani böyle uydurup bir şey değil. Portland'ın yaptığı ve yaptırdığı ürünler. Hani çok çok kaliteli ürünler. Dünya markası biliyorsunuz. Böyle hani gidip alelade değil kupalar. Hani böyle sizin evinizdeki gibi bir şey değil. Yani bu her inovasyonuyla burada da teknoloji var. İşte barkodla çalışıyor. Hem görseliyle, resmiyle, kalitesiyle çok çok özel. Ben bana da hediye geldiği için sağ olsun hocamdan hediye geldiği için ben de böyle keyifle içiyorum. Bu arada Ahmet Hocam makale yazmış ama hocam soruya cevap veremediniz hocam. Yapacak bir şey yok. Öyle makale yazmakla olmuyor bu işler. Oo, bir dakika. Asya Hanım Akrep. Bir dakika dur abi ya hediyeler. Bir dakika dur. Bekleyin kontrol dışına çıkmayalım. Asya Hanım'a şeyler yağıyor hocam. Hediyeler yağıyor. Başkaları da Asya Hanım'a hediyeler vermeye başladı. Ne kadar duygusal bir milletiz. Böyle belli oldu. Hocam şimdi 6 tane kupamız var. 5 tane kitabımız var. O zaman bir soru daha lazım. Kupalar için. Bir soru daha lazım kitaplar için. Soru çok soruruz. Soru bizde çok. Sürekli soru soruyoruz zaten. Soruyu alalım. Evet. Kupalar için 6 kişiye kupa vereceğiz. Tümülüs nedir? Tümülüs. Evet teşekkür ederiz. Asya Hanım duygulanmış vallahi. Neyse Asya fotoğraf çek yolla bari ne yapalım. Tümülüs mü? Kümülüs mü hocam? Kümülüs bulut da. Tümülüs. Tuna'nın T'si. Tümülüs. Hemen bakalım. Bir cevap geldi ama bakalım bu cevap direkt geldi. Ahmet abi. Kral mezarı demiş hocam. Tutturamadın Ahmet abi. Yani bir şey doğru bir şeyi yanlış. İpek Hanım bu arada mailini yazmış. Bunu kim not alır hocam? ipek@aydinetyahoo.com bu ilk hediyeyi veren not alsın. Yani siz İpek Hanım isterseniz hocamın mailini şey yapın, mail atın. Çünkü ben onu yayınlamıştım. Bir daha tekrar göstereyim. Siz not alın. Siz hocama atın. Ben İpek Aydın diyeyim. Bu hediyeyi kazanan kişi miyim? Hocam zaten bir yayını seyreder. Herkes şimdi 100 kişi bile İpek Aydın'ın bende yazarsa iş karışık tabii. Bu arada sormuşlar. İpek Aydın mail atsa mail atarak adresinizi belirtin lütfen demiş. Evet hocamın adresine mail atılacak. Yoksa başka mail adresi mi veriyorlar? Bir dakika dur bakalım. Karıştım ortam. Karışmasın arkadaşlar. Hocamın maili var zaten. Ben yazmıştım. Tekrar yayınlıyorum. Hocama mail atarsanız bu iş bitecek. Hocamın mailini ben tekrar yansıtayım İpek Hanım için. Sonra da cevap. Takı töreni gibi oldu. Efendim? Takı töreni gibi oldu. Evet. Evet. Hocamı lütfen not alın İpek Hanım. akçaytuna@gmail.com buraya mail atın. Bu maili attıktan sonra hocam sizi organizasyon yapacak. Şimdi cevaplara gelelim bakalım. Kim ne bildi? İlk yazan yanlış yazmıştı. Yani hocam kabul etmedi ya da bana göre ben bilmem de. Ben sınavlarda bu soruyu sorduğumda kabul etmiyorum. Tamam. Tamam. O zaman devam edelim. İkinci cevap geldi. Zehra Nur Şimşek mezar demiş. Tamam doğru. Doğru mudur? Yani mezar evet devam edelim. Hakkı var küçük mı? Mezar demiş. Tamam doğru. Kaç tane vereceğiz ona? Ha bunlar doğru kabul ediyor mu? Hocam şeyi niye kabul etmedik o zaman? Kral mezarını niye kabul etmedik? Her ama mezar kral mı? Mezarı demiş. Evet. Mezar diyecek. Yani her kral mezarı. Tamam. Siz tümülüs mezar... mesela normal bir insanın mezarı da tümülüs olabilir. Olabilir mi? Ha, okey. Evet. Tamam o zaman 6 kişiydi. Bunları kim not alacak bilmiyorum. Neyse kim not almasına gerek yok. Siz hocama mail atacaksınız. Doğru öyle anlaştık. Zehra Nur Şimşek 1 hocam. Bir saysın. Evet. Hakkı Küçük Kula 2. Senarist beyefendiye de verelim. Onu da ayıp olur. Ha, bence verelim hocam. Sonuçta daha artsın. Tabii Ahmet Piranoğlu'ya da verelim. Yani Ahmet üstadımız bizim senaristtir. Bizim skeçlerimizi falan yazar. Şunu yazar. Yarın öbür gün bana orada kötü bir rol verir.
Ben eşek rolü falan veririm hocam, rezil olurum valla. Hocam Ahmet abi kıramam ya. En kötü kendi bardağımı yollarım. Tabii verelim ya. Ahmet abi bir o zaman. 3-3. 3 oldu. Yok, önce bir o. Yani ikinci sıradan yukarıdan başladım. Evet. İkinci Zehra Nur Şimşek 2. Hakkı Küçük Kula 3. Hocam dördüncü cevap şöyle bir şey gelmiş. Kabul ediyor musunuz? Toprak Tepecikler. Yok. Etmiyoruz. 3. Şu an 3'teyiz. Dilare Gamze Çalışkan 4. Mehmet Akar Höyük demiş hocam. Kabul ediyor muyuz? Höyük ayrı bir şey. Höyük katmanlar. Yani yaşamsal katmanlardır. O da bir tepecik tabii ama o farklı. Kabul etmiyoruz. Mezar tipi demek lazım. Tamam. O zaman Mehmet Bey kusura bakmayın. Çok güzel sorular sormuşsunuz aslında ama kabul edemedim. Mehmet Akar da en güzel soruları sordu hocam ama neyse artık şansını kaybediyor. Yanlış cevap verdi. Yapacak bir şey yok. Koray Erdoğan da benim bir öğrenci. Ay, doğru mu yazmış hocam? Benim toprak bir numaralı benim mezar tipi. Doğru yazmış tabii. Ona ben ayrıca veririm. Olmaz. Onu saymıyoruz. Koray Erdoğan benim bir numaralı en sevdiğim öğrencim. Ahmet Üstadım beni hediye kadar alma lütfen demiş ama olmaz Üstadım. Yani bildiysen aldın. Hocam Üstadım da böyle işte kibardır, mütevazıdır sağ olsun. Çiğdem Narin oldu. Kaç oldu hocam? 4 mü oldu, 5 mi oldu? 5 oldu. 5. Tamam. 5 mi oldu? Tamam şimdi. Çiğdem Narin 5. Evet. Toplam 6 adet var hocam hediye. O zaman 6. kişi de Alper Çalışkan. Mezar alındı. Evet. Kabul tamam. Ediyor muyuz? Tamam. 6 tane kupa da bitti arkadaşlar. Şimdi 5 tane kitap var ama bunların hepsinden ben de istiyorum kitaplardan. O yüzden baştan o 5 kitabı birisine bir kişiye vereceğiz yani. Hayır hocam 5 farklı kişiye vereceğiz. Bu 5 farklı beş kitap. 5 farklı kitap ama bunlar bir set gibi düşünün. Ha, hani bir hani o kitabın hepsini alan bir kişi hepsini mi okumalı? Yani öyle bir okusa şey yok. Ayrı ayrı 5 kişi okusa olmaz mı? Yani birbirle bağlantılı mı kitaplar? Seri halinde bunlar. Yani hangisini kime vereceğimiz ilgisiz olur. Bence bir kişiye 5 kitap vermek daha mantıklı. Bu çünkü en baba hediye en sona kaldı arkadaşlar. O zaman hocam kazık bir soru sorun. Kazık bir soru. Tabii hocam 5 kitap dediğiniz o dünya para. Yok canım. O zaman kremasyon nedir? Ne? Onu nasıl yazacağımı bile bilmiyorum. Bir dakika. Kazık. Kremasyon. 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 Google var yani onu. Ama hocam yani Google'a yazıncaya kadar şimdi ben daha yazacağım da basacağım da kopyalayacağım. Millet o kadar hızlı ki. Kremasyon. Krema yapılıyor. Kremasyon. Kime atladım? Vallahi ben karışmam. Beni atladım, üzülenler, ağlayanlar hocam. Vallahi bu hediye çok sakat. Çiğdemlerin beni atladınız diye şeyler yapmış hocam. Ağlama emojileri yapmış. Ne yapalım, ekleyelim mi? Şeye, kupayı ekleyin. Tolga Bey halleder o işi. Ha, zaten Mehmet Bey için hediyeyi 7'ye çıkardık demiş. Abi o zaman Çiğdem Hanım'ı 8'e çıkaracağım. Bu işin sonu yok. Ondan 1000 tane hediye de atman lazım. Neyse Çiğdem Hanım gözyaşlarınızı Instagram hesabından hocama yazın. Hocam artık normalde kazanmadınız ama belki hocam şey yaptığı gibi Asya Hanım'a en güzel hediyeyi verdi vallahi. Yaptığı gibi belki size de yardımcı olur. Evet şimdi soruların cevabını bakalım. İpek Hanım hocam yine bildi. Ölü yakma dedi. Bildi mi? Evet. İpek Hanım yine kazandınız. İpek Hanım bu gece iki hediye. Hem şey kazandı, hem büyük hediyeyi, hem tabloyu aldı hocam. Oo, hem kitapları aldı. Vay be. İpek Hanım tek başına hediyelerin yarısından fazlasını götürdü bu akşam. Tamam. Hocam tanıdık falan değil değil mi? Torpil yapmıyorsunuz böyle. Alttan soruları falan vermiyorsunuz İpek Hanım'a. Yok yok yok. Yani İpek Hanım'a. İpek Hanım paylaşın. Valla kavga çıkar bizim hediyelerden. O zaman İpek Hanım'dan özel ricamız hediyeleri aldıktan iki hediye birden kazandığı için 5 kitap bir de tablo. Güzel bir Instagram paylaşımı yapıp bizi etiketlerse biz de böyle gurur duyarız. Böyle bu kadar hediyeli zaten ilk defa bu kadar hediyeli program oldu. Her konuklar hediyeli sayısını arttırmasını isteyeceğim artık. Bu diğer konuklara pahalıya gelecek.
Hocam daha sonra herkes zaten benzer cevaplar vermiş. Millet biliyormuş hocam. Demek ki benim gibi cahil değiller. Ceset yakılma olayı. Çünkü ben Google'dan daha bulamadım. Ölen cesedi yakma gibi. Evet, bu biraz hocam copy paste gibi. Ölen kişinin cesedini yakma. Bir de virgülü de unutmuş. Dilara çaktırma. Bak hocam, hocamın gözünden kaçmaz mı? Virgül ölen cesedinin yaklaşık olarak 900 ile 1200 derece aralıkta en az 70 dakika yakılması olayı. Bu direkt kopya. Belli. Hocam ağzına sağlık. Hediyeler verdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Bize de yansıttınız. Bir sürü hediye dağıttınız. Bunlar artık sizin probleminiz hocam. Size mailler gelecek. Instagramlardan yazılacak. Bunu en adalet, en doğru şekilde dağıtın. İlgilenecek sağlam kişiler var. O yüzden rahat. Tamam. Burada son 10 dakika bir videoyu seyredip hani kimin hakkı kimseyi geçmesin istemem. Benim isimlerini saydıklarım. Zaten büyük hediye İpek Aydın götürdü. Onu doğru verdikten sonra gerisi bir şekilde doğru dağıtılır. Ağza sağlık hocam. Çok güzel bir programdı. Estağfurullah. Çok sağ olun. Bir saatte bitirelim diye uğraştık ama yine 2 saati bulduk. Herkesten özür dilerim uzadığı için ama yapacak bir şey bitmiyor arkadaşlar. Konular güzel. Böyle bilgi dolu, evet. İnsanlar bulunca da sağlık ne toplasak kârdır diye bakıyoruz. Doyamıyoruz güzel bilgilere. O yüzden sağ olun. Özür dilerim. Sağ olun. Yorduk sizi. Çok teşekkürler. Ben buradan herkese, izleyenlere, size çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim dediğim gibi bazı heyecanlarımız ve isteklerimiz var. Her zaman için akademisyenliğimizi, sanatla ilgilenen noktamızı ülkemiz için, kültürümüz ve medeniyetimiz için harekete geçirmek istiyoruz. Planlarımız yeni dünya düzenine göre hazır. Bunları da böyle dijital platformlardan aktarmaya çalışıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah farklı programlarda, farklı konseptlerde tekrar buluşuruz sizlerle. Her zaman hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ağzına sağlık. Hakkınızı yarayın.